Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu normalleşme, yeni normalleşme açıklamalarını değerlendireceğiz. Mehmet Ceyhan hocamız bizlerle. Mehmet hocayı görelim. Mehmet hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ahmet Bey. Aykut Yenice bizlerle, Ramazan Bingöl bizlerle, onlara da birer merhaba diyelim. Merhaba, merhaba Bey. Aykut Bey. Merhaba diliyorum müsaitler dostlarınıza da. Murat Çelik de katılacak yayınımıza, gazeteci arkadaşımız Murat Çelik. Murat'a da merhaba diyelim. Burada da Hakan Bayrakçı konuğumuz. Hakan evet, Bey, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Şimdi ya şöyle bir toparlama yapmak gerekirse önemli bir gün bugün. Yani bir dönüm noktası bu salgında. Bir kısmi açılma var. Hafta sonu kısıtlaması artık bir gün. Yani cumartesiyi çıkarttılar. Sadece pazar günü kısıtlamalar devam edecek. Normalleşme yarından itibaren başlıyor. Yarın 1 Haziran itibariyle. Hafta içi cumartesi sokak kısıtlaması saat 22'de başlayacak. 05'e kadar, yani 22'ye kadar serbest. Ondan sonra restoran ve kafeler açılıyor. Fakat 07 ile 21 arası açık olacaklar. Onlar böyle 21 olmasın diye beklenti içindeydiler ama o beklenti... Ha bu arada Latif de var. Latif Şimşek. Merhaba, hoş geldiniz Ankara stüdyomuza. Merhabalar Ahmet Bey, hoş bulduk. Düğün ve nişanlara da izin çıktı. 1 Haziran'dan sonra serbest, Cumhurbaşkanı açıkladı. Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor. 2021-22 takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Spor salonları açılıyor. Pazar hariç 07-21 arası çalışabilecekler. Benim aldığım notlar bunlar. Yani bir açılma var, bir açılma var ama yine de hani belli bir saat dilimi içerisinde bir açılma söz konusu. Mehmet Hocam ne diyorsunuz kararlara, bugünkü kararlara? Mehmet Hoca çok şık bu akşam bu arada. Evet, her zaman. Evet, teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir defa en önemlisi hepimizin bahsettiği gibi kademeli bir açılma var. Yani böyle birdenbire bütün önlemleri kaldırmak risklidir. En önemli riski de şudur, yarın bir problem çıkar, vaka sayıları artarsa nereye tedbir alacağımızı bilemeyiz. O yüzden bu açılan yerleri bir iki hafta gözleyip ondan sonra yeni yerler için tekrar bakmak lazım. O açıdan önemli. Yani sizin hep vurguladığınız bir husus vardır. Birdenbire açılmamalı, kademeli açılmalı diyordunuz. Ona uygun bir açılım oldu o zaman, öyle mi? Evet, evet. Yani peyderpey bu kısıtlamaların kaldırılması özellikle salgının takibi açısından önemli. İkincisi tabii hep bahsettiğimiz bu bulaşın esas kaynağı olan yerlere yönelik ne gibi bir kısıtlama kaldırılması söz konusu diye baktığımızda burada esas kaynağın İşte restoranlar, kafeler, küçük iş yerleri değil, büyük iş yerleri, toplu taşıma araçları olduğunu söylemiştik. Esnek çalışma devam ediyor anladığım kadarıyla. Ancak buna özel sektörün de uyması son derece önemli. Yoksa sadece kamu sektörüyle kalırsa bu iş yarım olur. Burada tek riski artıran en önemli şey düğün ve nişanlar. Yani büyük kalabalıkların bir araya gelmesi. Ben toplantılarla ilgili özel bir karar duymadım açıklamalar arasında. Ama özellikle şu dönemde toplantıların, işte bir araya gelmelerin, kutlamaların da
biraz daha dikkatli yapılması, o kısıtlamaların özellikle iyi denetlenmesi önemli. Bir taraftan diğer bir açıklama da Sayın Cumhurbaşkanı'nın aşı seferberliği ile ilgili. O da işin diğer kolu. Yani bir taraftan biz bu kısıtlamaları kaldırırken diğer taraftan da unutmamalıyız ki bu kısıtlamalarla bu salgın bitmez. Yani istediğiniz kadar kısıtlayın, eninde sonunda yine bir yerde ya virüs direnç geliştirecek ya mutasyona uğrayacak. Yeniden vaka artışı olmasın diye en kestirme, en garanti yol aşılamaların hızla artırılması. O açıdan da işte Haziran ayından başlayan bir seferberlikten söz ediliyor. Bu inşallah kısa süre içerisinde bitirilir ve biz kısıtlamaları çok daha rahat kaldırıp çok daha rahat yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi bazı noktalar var tabii muallakta kalan. Cumhurbaşkanı genel prensipleri her zaman öyledir. Genel prensipleri koyuyor. Sonra genelgelerle o prensiplerin içinin nasıl doldurulduğu, bu açılımların nasıl olacağını söylüyor. Yani ben mesela Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından aldığım not şu. Düğün ve nişanlara izin çıktı. Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren düğün ve nişanlar serbest dedi. Hani burada 300 kişi, 500 kişi bir araya gelip düğün, nişan yapabilecek mi? Bunu herhalde genelgeyle ortaya koyacaklar. Yani bir tanımı yapılacak değil mi? Bir şekil. Nasıl? Bir şekil herhalde tarif edecekler. Evet. Evet. Yani öyle olması gerekir zaten. Yoksa hani eski pandemi öncesi dönemindeki gibi nişanlar, düğünler olmayacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Buna işte mekana göre ya da metrekareye göre insan sayısı belirlenip kısıtlanarak, süre kısıtlaması önemli. Yani insanların bu bir araya gelmelerinde özellikle kalabalık ortamlarda iki önemli şey var. Bir, ne kadar yakın durdukları insanların ve ne kadar çok bağırarak, gürültü yaparak konuştukları. Çünkü bağırmak, şarkı söylemek bunlar riski artıran faktörler. İkincisi de süre çok önemli. Yani orada virüs taşıyan insanla ne kadar süre muhatap olduğunuz. Bir saat bir arada durmak da 2 saat bir arada durmak arasında ciddi bir fark var. Dolayısıyla burada da dediğiniz gibi genelgelerle bunun da içindeki kısıtlamalar belirlenecektir diye düşünüyorum. Açık havada virüsün bulaşının kapalı ortamlara göre 19 kat daha düşük olduğunu da hesaba katarsak, bunların mümkün olduğu kadar açık havada ve insanların mesafeli durduğu şekilde yapılması da yine riski azaltacaktır. Şunu unutmamalıyız, yani daha önceki programda da konuştuğumuz gibi bu vaka sayılarındaki azalmayı hep böyle işte biz tedbir aldık, bak bu tedbirlerle bu noktaya getirdik diye düşünürsek eğer yanılırız. Bazı noktalarda eksikler ortaya çıkar. Bunun dünyanın genelinde bir azalma olduğunu, hatta bizim örnek aldığımız ve konuşurken hep örnek verdiğimiz İngiltere örneğinde olduğu gibi, İngiltere'de de 2000'li rakamlarda uzun süre takıldı vaka sayıları ve yavaş yavaş açılmaya başladıklarında 3000'e çıktı. Çıkınca tartışma yeniden başladı İngiltere'de. Biz de aşağı yukarı 6000'ler, 7000'ler civarında bir süredir takıldık. Daha aşağıya pek inemiyoruz. Şimdi dolayısıyla hani bu alınan tedbirler yetti zaten. Bundan sonra çok tedbir almaya gerek yok dersek o zaman tehlikeli bir noktaya geliriz. Şu anda 2 tane silah var elimizde. Bir tanesi aşı, diğeri de bu kısıtlama önlemleri. Hangisi daha önemlidir derseniz, uzun sürede aşı daha önemli tabii. Yani dediğim gibi kısıtlamalarla salgını bitiremezsiniz ama aşılamayla bitirirsiniz. Ama kısa sürede, yani önümüzdeki ay, ondan sonraki ay ne durumda olacağız? Bunun için önemli olan esas şey kısıtlamalar.
Bu şeyle yani ilgili aşılamayı biz hangi hızla yaparsak yapalım çok etkili olmayacak. Evet hocam bu o sürede. Şu düğünlerle ilgili onlar Murat onunla ilgili ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Murat Bey. Şöyle Cumhurbaşkanı dinlerken orasını özellikle not aldım. Dikkat etmek lazım. Elbette gelecektir genelgeyle detayları ama düğün değil nikah ifadesini kullandı ve nikah şeklindeki düğün törenleri dedi. Dolayısıyla anladığımız gibi böyle uzun süren işte dansların edildiği, halayların çekildiği düğün ortamlarının oluşmasına belli ki izin verilmeyecek. Nikah töreni şeklindeki düğün merasimleri gibi bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı. Sanıyorum o şekliyle biraz daha kısa sürecek ve insanların birbiriyle çok fazla temas etmeyeceği, demin Mehmet Hoca'nın dikkat çektiği gibi işte şarkıların, türkülerin söylenmeyeceği ve yüksek sesle işte veya tükürük yayılmasının çok fazla olmayacağı, daha nizami, daha düzgün, daha kısa törenler olacak. Benim anladığım öyle. Peki Murat, genelgede gelecek olan, bu gece yarısı yayınlanacak olan genelgede, evet, mesela bu düğünler için açık hava koşulu da gelebilir mi? Hani nikah şeklindeki düğünler için açık hava muhtemelen vurgusu da yapılır mı? Muhtemelen açık havadakilerde belki katılımcı kişi sayısının biraz daha yüksek olmasına izin verilebilir. Kapalı mekanlarda yapılacak nikah merasimlerinde, şimdi bilmiyorum tabii rakamı, ben şu anda sadece afaki konuşuyorum. Diyelim ki, yani bir örnek olsun diye söylüyorum, hani kapalı mekanda 30 kişiye izin verilirken açık alanda 100 kişiye izin verilmesi gibi bir kısıtlama getirilebilir. Kapalı mekan, açık alan farkı elbette olur. Ama açık alanda dahi olsa benim anlayabildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı nikah şeklindeki düğün törenleri diye bir ifade kullandı. Dolayısıyla o bizim anladığımız anlamda, belki özlediğimiz ama bizim anladığımız anlamda o geleneksel düğünler değil de nikah töreni şeklinde daha kısa ve temasın, dolayısıyla da bulaşın daha az olacağı bir formül bulunacak, öyle gözüküyor. Bu arada okullarla ilgili de açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat esas açıklama az önce geldi, son dakika. Kavuşuyoruz başlığıyla bir tweet attı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı. Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz 7 Haziran pazartesiden itibarense ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hepsi için değil mi Onur? Yani ben öyle anlıyorum. Haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyorlar. Yarın itibariyle ilkokul, 7 Haziran pazartesiden itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri. İşte şu anda da ekrana yansıdı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un attığı tweet. Bir ayrıntılar var altta, onlara da bakıyoruz şimdi. Hocam bu karar herhangi bir soruna yol açabilir mi sizce? Vallahi bunu hep söylüyorum ben. Yani eğer bir devlet tarafından ya da bilim insanları tarafından böyle bir açıklama yapılıyor ve bir tarih veriliyorsa bu işte bir hata vardır zaten. Yani hocam bir detaylara işte, da bir bakalım, evet, hemen isterseniz. Şöyle diyor, ülkemiz genelinde, evet, COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, evet, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. Şu kulağımdaki sesi alabilir miyiz arkadaşlar? 7 Haziran pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir. Yani yarından itibaren İlkokullar 7 Haziran'dan sonra ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı günden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak geçilecek. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım isteğe bağlı olup eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzundaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 öğretim yılı
2 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur diyor. Ne diyorsunuz hocam? İtirazınız evet. Neydi burada? İşte yani kulağımdan sesi alabilir miyiz arkadaşlar? Evet, bakın burada bir tarih veriyorsanız, yani şu tarihte şu sınıflar açılacak, bu tarihte şu okullar açılacak diyorsanız o bilimsel bir temele oturtulamaz zaten. Yani o işte bir hata vardır. Niye hocam? Nedeni şu, bir defa bu siz o tarihte durumun ne olduğunu bilemezsiniz. Yani şu anda biz toplumda virüs yaygınlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim şu anda bizim de Sağlık Bakanlığı'nın da elinde olan veri toplumdaki hasta sayısı. Toplumdaki hasta sayısının düşmesinin birden fazla nedeni olduğunu söyledik geçen. Bu bir yandan işte virüsün seyriyle ilgili, yani salgın dinamiğiyle ilgili bir olay. Çünkü belli bir doygunluğa ulaşınca bizim pik noktası dediğimiz noktaya gelip sonra hiçbir tedbir almayan ülkede dahi düşüyor zaten vakalar. İkincisi bu yeni mutant virüsün, ki Türkiye'de şu anda vakaların hemen hemen tamamı bu İngiltere mutantıyla ortaya çıkıyor. Çocuklarda daha sık görüldüğünü, daha sık bulaştığını, bulaş kaynağının okul çocukları daha sık olduğunu söyledik zaten. Ve bakın, ama hocam çok ileri bir tarihe, sizin ben söylediğiniz anlamda çok ileri bir tarihe. Hayır, tarih değil. Bakın değil. Tarih belirtiyorsanız yalnız zaten. Ya, yarın diyorlar bir zaten. Kriterle, yarın ilkokullar bir yarın objektif açılıyor. Tamam. İşte bir objektif kriterle olması lazım. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nin, bazı Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi her okula giden çocuğu tarayamayabiliriz. Bu gayet doğal. Ama biz de ne kadar çocuk tarayabilirsek bunu illere göre örnekten seçip, işte İstanbul'da şu kadar, onların özellikleri de hemen belirlenebilir. Yani yarın sabaha kadar bir örneklemin nasıl oluşturacağı hesaplanabilir. Yani bana verseler ben hesaplarım, ya da herhangi bir epidemiyoloji uzmanı hesaplar. Size örneğin kaç test yapabiliriz biz okul çocukları için? 10 bin test diyelim haftada. Bu 10 bin testi hangi ilde, ne kadar, hangi özellikte okullar, böyle pilot okullar seçilip oralarda tarama yapılabilir. Ve siz şunu söylerseniz bilimsel olur. Yani biz haftaya tarama yapacağız ve bu taramada örneğin işte test pozitifliği %1'in altındaysa o bölgede okulları açacağız. %3'ün üzerindeyse açmayacağız. Ya da daha sonraki devam eden haftalarda bu taramalara devam edip %3'ün üzerine çıkarsa yeniden kapatacağız derseniz bilimsel olur. Ama eğer siz hiç bunlara bakmadan direkt bir tarih verirseniz, siz sadece toplumdaki hasta sayısını bilerek karar vermiş olursunuz. Yoksa toplumdaki vaka sayısını, virüs yaygınlık durumunu bilerek karar vermiyorsunuz. Şimdi okul rehberlerinden bahsediliyor açıklamada. Okul kılavuzlarının değişime ihtiyacı var. Bakın artık güvenli mesafe 1 metre değil. 1 metreden bu mutant virüs çok rahatlıkla bulaşıyor. 2 metreye çıkarılması lazım. Karantina süresinin işte en az 14 güne çıkarılması lazım dedik. Kaç aydır? İşte yeni birkaç gün önce 14 güne çıkarıldı. Şimdi aynı şeyin rehberlerde mesafe içinde yapılması lazım. Ve okul kılavuzlarını eğer siz eski kılavuza göre kabul ederseniz ve okulları öyle açarsanız okullarda ciddi bulaşlar ortaya çıkabilir. O, okul bir yerde toplumun aynası. Yani çocuk, ya hocam siz o zaman şunu diyorsunuz. Yani çok yaygın değil. Şöyle şunu diyorsunuz. Ya okulların açılmasında bir problem yok. Önemli olan evet, bir takım verileri doğru ortaya koyup o verilerle yeni bir aynen kılavuz öyle anlayışıyla da okullar açılabilir diyorsunuz anladığım evet kadarıyla. Tabii ki zaten şöyle bakın biz her tartışmamızda aynı konu gündeme geliyor. Okullar bir yana,
Geri kalan bütün iş yerleri, işte ekonomiydi, sağlık hariç diğer her şey bir tarafa. Yani bizim ne yapıp yapıp okulları açık tutmaya çalışmamız lazım. Ama bunun için de takipte de kullanacağımız, okulu açmaya karar verirken de kullanacağımız objektif, bilimsel kriterler olması lazım. Yoksa hani şu tarihte aynı şeyi işte biz Ağustos'ta yaptık. Yani 31 Ağustos'ta okulları açacaktık. Uygun değil dedi bilim kurulu. Açılmadı, 22 Eylül'e bırakıldı ve 22 Eylül'de hiç uygun değilken, yani 31 Ağustos'a göre toplumda vaka sayısı daha yüksekken açmak zorunda kaldık ve sonuçta yani, yeniden kapattık. Ay, çok iyi anladım. Yani okulların okulları yarın da açabilirsiniz. 7 Haziran'da da ortaokulları, liseleri tabii açabilirsiniz ama bunu bilimsel bir bilimsel kriterlere bağlamanız lazım ve bir takım kuralları da gözden geçirmeniz lazım. Murat, senin bu konuda okullar konusunda var mı söyleyeceğin bir şey? Yani hocaya veya topluma? Şöyle, okullar konusunda mesela Cumhurbaşkanı açıklama yapmadı. O dakikadan itibaren bana da mesajlar geliyor okullar konusunda olacak diye. Tam şimdi demek ki onu Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına bırakmışlar. Milli Eğitim Bakanı'nın tweetinden ve resmi açıklamasından öğrenmiş olduk. Şimdi Mehmet Hoca'nın söylediği doğru. Bu konuyu daha önce de tartıştık. Yani açıldı. Tabii ki eğitimin başlaması hepimizin ortak isteği. O çocukların okullardan uzak kalmaması. Ama oradaki kurallar işte ne kadar uygulansa bile güncellenmeye de ihtiyacı olduğunu söylüyor Mehmet Hoca. Bir de Amerika örneğini hep verir. Belki tekrar etmek ister. Orada hani böyle tesadüfi yapılan testler, hatta bütün öğrencilere, okulun bütün öğrencilerine test yapılması, öğretmenlere test yapılması, bizdeki aşılama ortalamasını düşündüğümüz zaman hala öğretmenlerin tümünü çift doz aşılamış değiliz. Hani belki öğretmenlerden bulaşması değil, çocuklardan bulaşması daha yüksek olacak. Bir de tabii herkesin merak ettiği, yine gelen mesajlarda belki Mehmet Hoca onu bir daha vurgulamak ister. Tam uzmanlık alanı çünkü. Hani ilk başta bu hastalığın çocukların nispeten rahat ettiği bir hastalık olduğunu biliyorduk ama son aylarda özellikle varyantlardan sonra artık çocukların etkilendiğini de biliyoruz. Bu MİSC hastalığının da etkilediğini biliyoruz. Yani çocuklar ciddi bir risk grubunu oluşturmaya başladı. İşte o gerçek ışığında şimdi okulların tekrar açılacak olması ve az önce söylediği şekilde olunca insan bu sefer sanki önceki açılma kararlarından daha riskli bir yerde miyiz diye sormam gerekiyor sanıyorum. Kısa bir ara, tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ramazan Bingöl dedi ki benim bir itirazım var buna dedi. Evet, evet. Ramazan Bingöl. Nedir hocam, itirazınız? Bir gerçek var, bir hakikat var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi sizin dediğinizi toplum böyle algılamıyor. Nasıl turizmciler aşılandığında ne diyoruz? Turizm Bakanlığımız artık turistler Türkiye'ye güvenle gelebilir. Yani biz de sonuçta Turizm Bakanlığı her ne kadar bunu maalesef ki istediğimiz gibi yapmasa da, onlar sadece turizmi otel, deniz ve güneşten ibaret gibi yapsa da, ama biz de turizmciyiz ve bizim aşılanmamız insanlara bir güven verecek ve bir seneden fazladır kapalı olan milyonlarca insanın sıkıntısını bir nebze giderecek ve insanlar artık bizim lokantalarımıza, restoranlarımıza, kafelerimize huzur içinde gelebilecek. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki, yani hocam da Mehmet hocam da bilimsel bir açıdan. Özür, hocama geçmeden bir cümle bir şey söyleyeyim ama yani şimdi tabii ki ben lokanta ve kafeteryaların aşılanmasını isterim. Herkesin aşılanmasını isterim ama bütün sektörler öyle değil mi yani? Mesela berberler de der ki biz insanlara çok yakın çalışıyoruz. Bizim daha önce aşılanmamız gerekir. Ve orası doğru. Başka meslek grupları da aynı şeyi söylerler. Evet. Her meslek bizim kadar insanların işi değil şimdi, Latif Bey. Şimdi şöyle. Berberler de söyleyeyim. İstisna kaideyi bozmaz. Yani berber tam anlamıyla katılmak ama mümkün değil zaten. Şimdi benim anladığım Ramazan Bey'in söylediğinden ya insanlar bir işte
yanlış bir bilgiye dayanarak kendilerini güvende hissetsinler diye milyonlarca insanı aşılayalım düşüncesi çok doğru bir şey değil. Bir ikincisi, zaten sonunda amaç bütün toplumu aşılamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bizde de zaten eğer yeteri kadar aşı tedariği o işte Sayın Bakan'ın açıkladığı hızla gelirse eğer zaten yaş sınırı falan kaldırılacak. İsteyen gidip aşısını olacak zaten. Ama bu belli bir süre alacak. Yani işte bu toplumda bir aşılama hızı var. Yoksa onun dışında ya işte bir güven oluşturalım. Ama bakın işte turizmde insanlar sadece sizin açıklamanızda güven duymuyorlar. Yani insanlar o işte kararı veren de yani Avrupa Birliği ülkelerinden örneğin turistlerin bir yere gitmesine karar veren de bir sağlık otoritesi. EMA dediğimiz işte bilim adamlarından oluşan bir komite. Bu ülke sizin için işte şu şartlarda gidilebilir bir ülke, şu ülke değil diye kararı gene bir bilimsel açıdan veriyorlar. Yoksa ya biz insanlar sahte bir güven duysun, işte bize daha çok müşteri gelsin, aşılayalım. O çok hani benimle ilgili bir konu değil açıkçası. Ben bu şekilde bir aşılama öneremem ama şunu söyleyeyim. Neticede bakın şunu da düşünelim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yani bir sürü sıkıntı çektik. Evet doğru, restoranlar, kafeler, bunları işletenler, çalışanlar çok ciddi sıkıntılar çektiler. Benim de etrafımda eşim, dostum var, arkadaşım var bu işi yapan. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki hiç ummadığımız bir şekilde aşılama hızlı bir şekilde gelişti. Hem işte tabii devletin de gayreti var, şans da yardım etti, aşılar umduğumuzdan kısa sürede üretildi falan. Şurada kaldı kısa bir süre, birkaç ay kaldı. Bu kadar ayı kaybetmeden, yani böyle yanlış adımlar atmadan, kılı kırk yararak, bakın devletin işte normalleşme adımlarını da görüyorsunuz. Yani bir adım atarken geriye dönüp bakarak hemen işte o adımın sonunda tekrar bir etrafına bakacağım, duruma göre yeniden de değerlendireceğim diyerek adım atıyor. Onun için bunlara bakıp böyle işte sırf insanlar güven duysun gelsin diye bir gruba aşıyı öncelikli yapmak doğru değil. Aynı şeyi futbol takımlarına yaptılar. Hocam biz sektör temsilcisi olarak tabii ki öncelikle kendi sektörümüzü ve çalışanlarımızı düşüneceğiz. Bu çok doğal bir şey. Her sektör nasıl kendi sektörünü düşünüyorsa bu da bizim için çok doğal olduğunu düşünüyorum. Bir de güven duyup gelsinler diye değil, sektör çalışanlarını korumak. Tabii sektör çalışanlarını da korumak istiyoruz. Onları da bilimsel açıdan doğru değil bu dedim zaten. Önce tabii ki kendi aslında tabii ki. Ramazan Bey, hiç endişe etmeyin. Başvurursanız, böyle bir girişimde bulunursanız olumlu yanıt alacağınıza eminim. Çünkü insanlarda belki üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri bu. Ya aşı randevuları geliyor ve insanlar aşı randevularına gitmiyor. Ben iki hafta önce şehir hastanesinde Ankara'da aşıya gittim. 16 aşı odası vardı. Yani normalde her odanın önünde en az 3-4 kişinin sırasını bekliyor olması gerekir. Randevu sistemiyle çalışıyor ama bomboştu. Yani aşıyla ilgili bir çok ciddi dezenformasyon var. Bunu gidermek gerekiyor. Sizlere de öncelik verilmemesi için bir sebep yok yani bence. Aşıya büyük kolaylık yapılmış. Yani gittiğiniz an 5 dakikada halledip çıkıyorsunuz. Bu konuda dünyanın en iyisi biz olduğumuzu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla dünyadan aldığım know-how'la bu konuda Sağlık Bakanımıza, hükümetimize teşekkür ediyorum. Dünyadaki en iyi ülkelerden biri biziz. Bunu net biliyorum. Ama ben tabii ki sektör temsilcisi olarak sektör çalışanlarımızın sağlığını ve sektörümüzü düşünmek zorundayım. Bu benim üstlendiğim misyon ve görev gereği. Bunu söylemek zorundayım. Ahmet Bey, yarım kaldığım yerden devam etme şansım var mı? Tabii ki Aykut Bey, buyurun. Bakın Ahmet Bey, bizim sektör temsilcisi olarak Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun genel başkanı olarak burada olmamın sebebi şu anda açıklanan genelgeyle milyonlarca insanın beklediği ümit, aşk, iş, istihdam yaratmak adına
ki aylardır, yıllardır kapalı olan insanların beklediği şeylerle şu anda konuşulan konu bizim adımıza zaman kaybı, benim adıma. Niçin? Çünkü aşı bilimsel bir konu. Bunu benim Mehmet Hoca ile tartışmam veya burada aşı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın veya devletin almış olduğu politikalar üzerinde zaman ayırmam bizim sektörümüzün beklediği, şu anda duymak istediği şeyler değil. Öncelikle bu konuda sözlerimi lütfen tamamlamama müsaade etmenizi rica ediyorum. Bakın, biz eğlence sektöründen bahsederken, yani sağlığa zararlı olan alkolü savunmak adına, onu yaratmak, yüceltmek adına, onunla ilgili bir takım şeyler söylemek adına burada değiliz. Ben de alkol kullanan bir insan değilim. Ama bu ülkenin bir realitesi var. Binlerce, milyonlarca insan, turizm sezonu gelmiş, Haziran'ın biri yarın. Turistik yerlerde, sahil kenarlarında aylardır kapalı olan, 1,5 yıldır kapalı olan ve binlerce çalışanı olan, bunlarla birlikte müzisyenleri, efendim ne bileyim bir takım aktivistleri, bununla birlikte bir takım şeyleri, tedarikçileri olan milyonlarca insan bir Haziran'ı bekliyordu. Hiç kimse ağzına almadı. Şu anda çıkacak genelgeyle de bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Çünkü Cumhurbaşkanı konunun başlıklarını veriyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği konu başlıkları üzerine genelge çıkıyor. Bu yerlerle ilgili Cumhurbaşkanımız ağzına bir tek kelime almadı. Onun için size restoranları değiştirin, lokantalar yazın dedim oraya. Şimdi dolayısıyla bizim istediğimiz bu yerler açılsın, eğlence dünyası şöyle olsun böyle olsun diye. Madem bu insanlar tekrar açılmamak üzere, bir şey konuşulmadı. Ama bu insanların bir beklentisi vardı. Bu insanların hayattan bir beklentileri var. 1,5 yıldır iş yerleri kapalı olan, evlerine gidemeyen, iş yerlerindeki insanları mahcup olan, kiracı olarak da bulunan iş yerlerinde mal sahiplerine karşı şu anda ciddi problemleri olan, kirasını ödeyemeyen, çocuğun okul taksisini ödeyemeyen ve hayatının çok değişik anlamda kötüye gittiği bir süreçte bu insanlara ne olacağının söylenmesini rica ediyoruz. Ve bu ekranlardan bize ses verdiğiniz için, bu insanlar adına burada bize konuşma imkanı verdiğiniz için ben bunları söylemek istiyorum Ahmet Bey. Haklısınız. Bakın aşıdır, odur, budur. Bey, haklısınız. bu bir sorun. Evet. Keşke 21 ile sınırlanmasaydı. Ben de aynı kanaatteyim. Hayır, sizin kanaatinizi değil. Ben kendi şahsi kanaatlarım üzerinde. Ya bir takım insanlar tabii ki diyor ki alkol, ben alkolü savunmuyorum. Alkol sağlığa zararlıdır. Bununla bu konuda hiç şekilde bir fark yok. Öyle bir şey hiç burada öyle bir şey konuşulmadı. Sizin adınızı değil, sosyal medyada veya bir takım boş verin sosyal medyayı. Biz bir sektörü konuşuyoruz. Orada ekmek yiyen insanlar çok var. Çok teşekkür ederim. Yani, konuşmamız gereken şey bu. Aykut Bey. Buyurun Hakan Bey. Özür dilerim. Siz sadece orada çalışan 1 milyon insanı değil, onların aileleri, eşleri, çoluğu, çocuklarıyla herkesi, 6 milyonu temsil ediyor. Ya bir emek sektörü orası ya. Orası Hakan bir, Bey, yani sektör. Bakın. Şimdi Aykut Bey, bak bir sanatçı arkadaşımız sürekli bana mesaj atıyor. Diyor ki ya sanatçılar ne olacak diyor. Biz öldük. Çok haklı ya. Diyor. Çok, ama çok haklı. Ama Aykut Bey'in söylediği sorun onları da kapsıyor. Hakikaten de çok doğru. O tür mekanlarda onlar iş yapabiliyorlar. Sanatçıların hali ne olacak? Hakikaten çok önemli. Öyle yani diyor. Hakan, biz bile yokuz diyor. Hakan Bey, hatırlarsınız. Evet. Geçen programda da, sizin olduğunuz programda da konuşmuştuk. Evet. Ne oldu? Biz geçen yaz sezonunda, yani Ramazan, Kurban Bayramı sezonunda da biliyorsunuz aynı bu şekilde kapatmalar vardı. Bizim iş yerlerimiz kapalıydı. Otellerde barlar, birerler, restoranlar sabaha kadar açıktı. Vur patlasın, çal oynasın oldu. Şimdi kışın da aynı şeyler oldu. Yani sektörle ilgili bir takım kapatmalar göz önüne alındığı zaman bu otellerdeki restoranlar, kafeler, diskolar sabaha kadar açık olan yerlerde bu pandemi hayata geçmiyor da Aykut Bey, en önemli konu bu. Bence orada gerçekten bu sorunun bir cevabını verilmesi lazım. Yani lütfen. Ramazan Bingöl de o soruyu soruyor. Siz de soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kardeşim otelin restoranında kim konuşuyor, pardon beni konuştu. Yüzüp kuyruğuna kadar gelmişiz Ahmet Bey. Yani birkaç gün daha. Şimdi 1 Haziran'da işte turizmle ilgili normalleşme falan deniyor. Siz turistleri sahillere yığıp da eğlence yerlerini kapatamazsınız ki. Mutlaka yarınki genelgede bununla ilgili tedbirler alınacaktır diye düşünüyorum yani. Hocam neden? Bu arada Mehmet Hocam, şahane yani beni ferahlatan şeyler söylediniz. Yüzdük kuyruğuna geldik. Evet. Dediniz bir. Evet. Altını çizelim. Gecenin lafı. Ben söyledim. Ya birkaç ayımız kaldı dediniz. Vallahi siz de mi söyledin? Şahane. Vallahi. Ya hocam gerçekçidir. Karamsar diyeceğim ama karamsar değildir.
Ya bir dakika Aykut Bey, cümlemi bitireyim sonra size söz vereyim. Teşekkür ederim. Hocam karamsar değildir, gerçekçidir. O yüzden söylediği her şeyi çok ciddiye alırım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dedi. Birkaç ayımız kaldı şurada dedi. Bence çok önemli. Evet, gecenin cümlesi be. Vallahi yani çok rahatladım. Yani bu cümleleri kuramıyorduk Ahmet biz yani. Bey, bu cümleler hiç kurulmadı bu zamana kadar. Tabii. Ahmet Bey, biz şimdiye kadar kör bir karanlıkta ilerliyorduk. Işığı gördük. Şimdi artık sonuna iyice yaklaştık. Yani burada artık biraz daha dişimizi sıkacağız ama ben Aykut Bey'e söylediği her şeye katılıyorum. Ya ben çok de katılıyorum. İnsanların çok zor durumda olduğunu biliyorum. Ama işte bu işin maalesef salgın yönetimi de bu yüzden zor zaten. Ya şimdi hocam yani bir dakika, Latif Şimşek'in yönetmeye benzer ne başka Latif Şimşek'in işaret ettiği şey şu galiba. Şunu diyor yani Aykut Bey, Ramazan Bey, bugün açıklanan bu karar bütün bir yaz geçerli olmayacak. Tamam. Dolayısıyla ben hani de yandık, tabii, bittik, bu kararla birlikte artık hep böyle gidecek, yaz böyle bitecek demeyin. Bu sanıyorum ya Murat Çelik yani, iki haftalık süreçler mi bunlar? Rusya, hayır, Ahmet Bey, şimdi Rusya serbest bıraktığı zaman, işte diğer ülkeler serbest bıraktığı zaman, turlar başladığında, turistler sahillere yığıldığında siz nasıl orada eğlence yerlerini kapalı tutabilirsiniz ki? Tutamazsınız. Ben şunu diyorum, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasından sonra yarınki İçişleri Bakanlığı genelgesinde mutlaka sizi sevindirecek bir takım gelişmeler olacağını düşünüyorum. Sayın Şimşek, Ahmet çok teşekkür ediyorum. Bizim de zaten söylemek istediğimiz şu. Bakın, yarın açılalım, niye açılmadık diye ağlamıyoruz veya bununla ilgili feryat etmiyoruz. Ama 1,5 yıldır kapalı olan işletmeler de birileri çıksın. Diyoruz ki evet arkadaşlar, sizi biz 1 Haziran günü açmadık ama 15 Haziran'da mesela Sayın Cumhurbaşkanı temin konuşuldu, herhalde atlandı o. Dedi ki spor kulüpleri 15'ine kadar, diğer genel kurullar 15'inden sonra olacak dedi. Doğru mu Sayın Çelik? Murat Bey? Öyle konuşuldu. Yani şimdi aynı şey. Biz bunu istiyoruz Latif Bey. Yani bakın, bu insanlar çaresiz. Bu insanlar yılgın, yorgun. Şimdi yaz sezonu geliyor Latif Bey. Bugün Çeşme'de, Bodrum'da veya buna benzer Akdeniz'e çok inmezseniz Ege sahillerinde ve Çanakkale tarafında, Trakya tarafında genellikle turizm sezonu, yani bizim yaz sezonu dediğimiz sezon 2 aydır Latif Bey. Çok ciddi kiralarla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi tam bu kiralama zamanları. Bu bahçelerin, plajların, işte ne bileyim diskoların, bilirsiniz böyle plaj kıyılarında ufak ufak barlar vardır. Ne bileyim buna benzer eğlence yerleri vardır. Bunların hep kiralama zamanları geldi Latif Bey. Şimdi ucu açık olmayan veya belli olmayan bir yeri adam nasıl kiralayacak? Hem mal sahibi için hem de orayı işleten insanlar için. Ama benim anlatmak istediğim, Aykut beklediğim Bey, kimse öyle bir tarih ya da söz veremez ki. Belki o söylediğiniz tarihte yeniden vaka artışı başlayacak, açılamayacak. Yani olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. O yüzden yani bir tarihte verirse geçerli olmaz o. Hocam bakın, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Latif Bey dedi ya, turistler gelecek tabii ki, yani bizim de beklentimiz o. Çünkü temin Sayın Bingöl'ün dediği gibi turizm sezonu sadece otellerle algılanmamalı. Yani bugün Antalya'nın, Alanya'nın, Bodrum'un, Çeşme'nin, efendim Dikili'nin sokaklarında turist sadece otellerde yiyip içmiyor. Bizim orada dünya kadar sosyal, efendim, esnaf lokantalarımız var, Türk mutfağını temsil eden restoranlarımız var, balık lokantalarımız var, ne bileyim işte et lokantalarımız var. Bunlar da çok önemli katkılar koyuyor. Bizler turizmin bir parçasıyız. Yani geçen seferki programda da söyledim. Biliyorsunuz Turizm Bakanlığı'nın attığı bir tweet vardı bu kiralamalarla ilgili. Yani sadece Turizm Bakanlığı'na bağlı iş yerleri değil, bizim iş yerlerimiz de turizmin sarsılmaz bir parçasıdır. Bu ayrılmaz bir parçası. Evet. Ahmet Bey, sorunun temelini müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Bu konularla ilgili genel anlamda. Aykut Bey de doğru diyor. Bu turizm Antalya'ya çıktığında sadece insanlar otellerde yemiyor. Bizim artık Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un ve bir devlet aklı olarak Türkiye'deki 150 bine yakın irili ufaklı eğlence yeri, esnaf lokantası, kebapçısı, börekçisi hepsinin turizme hizmet ettiğini anlamaları gerekiyor. Yani temel sorun bu işler oluyorken turizm denilince bakanlığımız ve Sayın Bakanımız
sadece otellerle ilgili işte birçok konu gündeme geliyor. Öyle olunca buradaki eğlence yerindeki sanatçısı, işte diğer türkü barı, lokantası, biz aslında turizmci biziz. Ama böyle algılanmadığı için, bununla ilgili bir çalışma yapılmadığı için bu kopukluk meydana geliyor. Ve dolayısıyla toplum, aşılanma da dahil, bütün eylemler de dahil, bütün operasyonlar da dahil sadece deniz, kum ve otel üzerinden yürüyor. Dolayısıyla bizim bu sektörümüz sahipsiz kalıyor. Ramazan Bingöl, çok yanlış. Ya en büyük turizm şehri İstanbul kardeşim. Yani evet. İstanbul'daki, bunu söylüyoruz. İstanbul'dan kıyıda köşede kalmış şahane lokantaları, restoranları var. Turistler geliyorlar buralarda. Aynı şeyi düşünüyoruz. Evet yani bence Ahmet Bey, bir sayın sürü yer var böyle yani. Evet. Neyi anlamadım edersiniz. Ahmet Bey? Benim dediğimi mi yanlış diyorsun? Hayır. Ben... Doğru, çok doğru diyorum. Doğru yanlış tutum. Turizmi güneşe, denize sınırlamak, çerçevelemek. İstanbul diyorum bir turizm şehridir. Yani evet. İstanbul'daki bütün lokantalara bir turistik restoran, bizi turistik. Teyit ediyorum yani. Yer olarak bakmamız lazım. Ahmet Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Dünyada bir gastronomi turizmle bir şey var Ahmet Bey. Biliyorsunuz San Sebastian'dır, Peru'dur, İtalyan'dır, Fransa'dır. Ve dünyanın en iyi mutfağına sahip olan biziz. Katma değerli ürünlerimizi çok iyi satabiliriz. Müsaade ederseniz çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Bunu bakanlığımızın bir şekilde anlaması gerekiyor. Bakın ben geçen biliyorsunuz, söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. TRT Belgesel'de program yapıyorum. Ve geçen hafta ben Edirne'ye gittim. Edirne'de truf mantarı çıkardım. Biliyorsunuz truf mantarı çok değerli bir şey. Açık artırmayla kilogramı 30 bin euroya kadar çıkan bir mantar türü. Ne diyorsun? 2 bin euro, evet, 3 bin euro, 5 bin euro biliyorsunuz. Altın gibi ben bazıları. Öyle mi? Bazıları tabii beyaz truf. Ama ortalama 2000-3000 eurolardan satılıyor kilosu ve bu Türkiye'de çıkıyor. Ama ben bizzat işim gereği 50'ye yakın dünya ülkesine gittim. Hatta en son San Sebastian'da 6 tane Michelin yıldızlı restoranta gittim. Bir truf mantarlı çorba veyahut da bir levrek veyahut da başka bir şey yediğinizde 100 euro, 200 euro, 300 euro para ödüyorsunuz adam başı. Ama bizim buradaki esnafımız bu kadar değerli sarı kız mantarı ve binlerce ürünümüz var. Katma değerli satamıyoruz ve bunun daha kötüsünü söylüyorum. Sektör bizim kendi mesleğimiz sahipsiz. Bizim de turizmci olmamızın ve bizim de bütün otellerle beraber bütün her anlamda turizmci olduğumuz algısının altı Kültür Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız anlaşıldı. Mesaj zamanı gelmiştir. Bakalım ne olacak? Hiç yoktan iyidir diyelim. Yani 21'e kadar da tamam siz devam etmesini istiyordunuz ama şükürler olsun. Sonuçta iyi. 21'e kadar da açık olmak iyidir. En kısa sürede de tamamen açılır, kurtuluruz inşallah. Hocamın dediği gibi sonuna yaklaştık, yüzdük kuyruğuna geldik. Bu böyle kalıcı bir karar olmayacağını düşünüyorum ben. Haziran ayı için geçerli. Umarım Temmuz'da bütün bunlar değişir. Aykut Bey'in de, Ramazan Bey'in de istediği şekilde dönüşür. Ancak bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Mehmet Hocam, Ramazan Bingöl, Aykut Yenice. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tarafsız Bölge devam ediyor. Biz gündemdeki konuları tartışacağız şimdi. Ya şimdi gündemde bu videolar meselesi var. Son video... meselesi çıktı değil mi? Bu Suriye'ye silah gönderme işi. Bu MİT tırları olayının bir benzeri. MİT tırları ne? Yani neydi orada iddia? İddia şuydu. Suriye'ye Türkiye oradaki El-Kaide bağlantılı bir takım örgütlere silah gönderiyor iddiasıydı. FETÖ'cüler de bu iddiaya çok sahip çıkmışlardı o dönem. Hatta işte onların o MİT tırlarını basmaları falan bütün bunlar onun bir göstergesiydi. Ya bu tartışma geride kalmış bir tartışmaydı fakat bu son videolarla yeniden alevlendi. Sedat Peker videosunda, son videosunda bu konuya girdi
bu konuyla ilgili iddialarda bulundu. Tabii bütün dikkatler buna çevrildi ve şu denmeye başlandı. Ya bu MİT tırları iddiası doğru muydu acaba gibi bir soru ortaya atılmaya başlandı. Şimdi bunu tartışacağız. Nedim de geldi, Nedim Şener de geldi. Nedim hoş geldin. Nedim bu konuları iyi takip eden bir gazeteci. Latif Şimşek de iyi bilir. Hakan Bey burada zaten. Başlayalım bu konuya. Nedim'le başlayalım. Yani Nedim nedir? Yani aynısı mı? Yani bu MİT tırları meselesindeki tartışmanın aynısını mı yaşıyoruz şu anda? Onun üzerine inşa edilmiş bir başka versiyonu. Ama ne diyor peki bu yani yeni şöyle versiyon? Diyor, Türkiye, yani özü şu, Türkiye terör örgütlerine silah veren bir ülke. Ülke. Yani ben mini araç gönderdim, çelik gerek gönderdim, aralarına silah sokmuşlar falan. Yani gibi ya da işte ben değil de Sadat göndermiş falan gibi bir takım şeyler söylemek. Sadece elde herhangi bir delil yoksa ki oradaki Türkmen gruplarından açıklamalar da yapıldı. Sedat Peker'in gönderdiği şeylerin minibüsler, çelik yelek gibi veya telsiz gibi araçlar olduğunu ve bunun bir değil iki parti şeklinde iki değişik dönemde gönderildiğine dair. Şimdi alsalar ya da o silahların bir kısmı iddia edildiği gibi El-Nusra'nın eline geçmiş olsa zaten onu o anda o zaman söylerlerdi. Bu şöyle söyleyeyim. FETÖ'cülerin ortaya attığı iddianın dışında bir iddia. Çünkü FETÖ'cüler bunu üretememişti. Ama Sedat Peker bunu ben geçen hafta Başak Şengül'le... FETÖ'cüler ne diyordu? FETÖ'cüler MİT tırlarıyla IŞİD'e silah gönderiliyor diyordu. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet yaptırıyorlardı bunu. Şimdi bu iddia başka bir iddia. Bir başka iddia tabii. Peker ne diyor? Peker diyor ki benim gönderdiğim şeyin parti işte araçların on tırların içinde aynı zamanda silahlar gönderildi. Bunu da Sadat yaptı gibi bir takım iddialarda bulunuyorlar ki Sadat da bunu yalanlıyor. Sadat nedir ne değildir o ayrı bir tartışma. Ne kadar güvenilir bunlar ayrı tartışma. Önemli olan Sedat Peker'in iddia ettiği şey. Bununla ilgili herhangi bir görüntü veya bir belge veya ne bileyim herhangi bir delil kanıt olabilir. Yani bir insanları ikna edici yok. Çünkü şöyle bir şey, belli bir bu konuda algı oluşmuş durumda. Şu anda nerede oluşmuş durum? Toplumun belli kesiminde. Yani şöyle söyleyelim. Peki, AKP uluslararası kamuoyunda orada da orada var, müşterisi var. Var, müşterisi var. Çünkü şundan dolayı Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığını söyleyen, Türkiye'nin IŞİD'e silah verdiğini söyleyen çok ünlü araştırmacı gazeteciler de çıktı. Bunların daha sonra hatta bazı petrol sevkiyatlarında CIA'nin yönlendirdiği de açığa çıktı. Ve Batı medyasında önemli olan şudur. O algı yaratıldı mı? Yani bugün sosyal medyada olduğu gibi bir gerçeği söylemenizin hiçbir önemi yok. Çünkü yalan onun çok daha hızlı bir şekilde şey yapıyor. Sen hele, şunu mu diyorsun? Bir dakika. Sedat Peker'in iddiası ben Suriye'ye bir takım malzemeler gönderdim. Gönderdiğim o malzemeler tırların, nelermiş? O konteyner, araç, taşıma aracı, yardım malzemeleri, çelik yelek, telsiz ve benzeri bunları, şeyler. Evet. Ha, benim gönderdiğim bu parti malın tırların, içine, konteynerlerin dışında ayrıca Sadat da silah gönderdi silah falan filan diyor. Ha, sen diyorsun ki tamam bu iddia ciddi bir iddiadır fakat Sadat yalanlıyor, Türkmenler yalanlıyor, Suriye'deki tabii bir kanıt, aldı delil. Ki şöyle bir şey, eğer bu o dönem gerçekleşmiş bir durum olsaydı bugün biz onun görüntülerini hatta FETÖ tarafından o tarihlerde deşifre edildiğini... Çünkü onlar zaten bütün dikkatlerini böyle şeylere çevirmişler. Tabii. Yani görüntüsü yok, kanıtı yok, delili tabii yok. Ama bir ön yargı var. Şimdi bugün herhangi bir kişiyle ilgili bir yalan başlığı attığınız zaman hazır onun düşmanları buna inanmaya hazır. Şimdi Türkiye ile ilgili şu anda şey ne? Ne diyelim? Genel fikir ne? Türkiye hilafetle yönetiliyor ya da Erdoğan halife olmak istiyor. Diktatör. Nerede bu algı? Bu dünyanın her yerinde olduğu gibi Batı medyasında ya var. Tamam o algıya hizmet eder diyorsun. Tabii tabii. Bakın zaten Sedat Peker buralara doğru yoğunlaştıkça dünyanın en önemli ajansları, gazeteleri falan haber yapmaya başladı. Peki bu iddiayı yani MİT tırlarının dışında Peker'in iddiasını FETÖ'cüler sahiplendiler mi? Şöyle o kendi yaptıkları operasyonun ne kadar doğru olduğunu kullandılar. Bakın böyle bir şey varmış.
Bak, bizim MİT tırları... Yani Can Dündar da bunu yaptı. Yani mesela o haberin doğruluğu, yanlışlığını hiç tartışmıyor insanlar. Yani bu buradaki MİT tırları hadisesinin özüne burada gerçek bir gazetecilik mi yapıldı, operasyonel bir gerçek gazetecilik mi yapıldı, bunu hiç kimse tartışmadı. Onun Sedat Peker'in delilsiz bir şekilde ortaya attığı iddia üzerinden bak bizim yaptığımız haber doğruymuşa getirdi. Ya ben eğer bir gazetecilik yapmışsam özür dilerim. Sedat Peker'in şahitliğine ihtiyacım var mı? Bir de ayrıca şöyle bir durum var. Diyelim ki Sedat Peker'in iddiası doğru. Farz edelim ki. Senin yaptığın yalan haberi temizler mi? Temizler mi? O ayrı bir tartışma. Ama bütün FETÖ'cüler şöyle yapmaya başladılar. Mesela buna şey de Akın İpek dahil olmak üzere artık birileri cemaatten özür diler falan. Ya böyle tweetler atıyorlar. Gerçekten. Gerçekten. Ben görmedim onu. Onu görün. Onu eleştiren hatta solcu yani ön yargısız yani FETÖ meselesinde ön yargısı bakan bir solcu hanımefendi de efendim tweet atmış. Artık biri özür diler. Artık şey bütün FETÖ'cü hesaplarda bak söylediğimiz çıktı. Sedat Peker'in söyledikleri bizim o zaman yaptığımız operasyonu teyit ediyor şeklinde. Hem bu şekilde MİT tırları operasyonu da sahiplenmiş oluyorlar bir anlamda. Tabii operasyonu tabii, biz yaptık. Ya, zaten onu zaten yaptıkları biliyoruz da bunda onun söylemesi sahiplenmesi önemli. De önemli. Tabii. Şunu anladım ben. Yani anladım yani berraklaştı iş. Sedat Peker'in söylediği şey başka bir şey. Evet. Bu MİT tırları mevzusu başka bir şey. Sedat Peker şöyle söylüyor. Tema aynı ama. Tabii şimdi Sedat Peker şöyle söylüyor. Ya bizim gönderdiğimiz araçlarla ilgili şöyle çok enteresan da gözlemim var. Buna da yani hiç kimse şunu sorgulamıyor. Şimdi Sedat Peker konuşurken diyor ki gönderdik diyor ben diyor videolarını izliyorum diyor. Ya orada iki kişi Arapça konuşuyor. Oradan bir arkadaş dedi ki abi bunlar Arapça konuşuyor. Türkmen değil bunlar El Nusracı. Ha bu sefer Nusracı üzerine. Ya bu mudur yani? İki Arapça konuşan adamı görünce Nusracı mı oluyor mesela orada? Ve diyelim ki gerçekten iki Arap olabilir. Ya oradaki Türkmenler de Arapça konuşuyor. Konuşuyordur. Zaten... Yani ama meseleyi buna... Çünkü neden biliyor musunuz? Karşınızda sizin yalanınıza inanmaya hazır bir kitle varsa onun üzerine istediğiniz gibi sörf yaparsınız. Bugün Türkiye öyle. Ya bir bakalım nedir ben, bu? Geçen hafta... Bir dakika yani bir bakalım ya bu doğru mu yanlış mı? Tamam bir iddia atılmış ortaya ama şöyle, bakın, soğukkanlı bir değerlendirme şöyle şeyi yok. Yabancı Türkiye yabancı menşeli internet siteleri, yabancılardan para alan Türkiye'deki yerli siteler, bütün bu konuyu ilginç bir şekilde haberleştiriyorlar. Mesela şöyle diyor, Sedat Peker başlık bir kere şey, Türkiye'yi suçlayıcı. Ama altına Sedat Peker'in söyledikleri doğruysa diyor, hop Sedat Peker'in söylediklerini olduğu gibi aktarıyor. Belli ki algıya sürekli bunu okutarak algıya hizmet ediyorlar. Çünkü Türkiye'ye karşı ciddi bir operasyon var. Daha geçen hafta burada biz Başak Şengün'le bir program yapıyorduk. Orada söyledim ben, yayında söyledim. Dedim ki Sedat Peker yeni videosunda ne söyleyecek? Kendisinin içinde bulunduğu bu Suriye'ye yardım götürme meselesini araçlar, çelik yelekler meselesini açıp onun içine başka şeyler katacaktır dedim. Sen biliyor muydun? Çünkü şöyle kendi adının karıştığı olayları ben bir şey bilmiyordum. Hayır bir dakika. Tahmin. Tamam bir dakika. Sedat Peker'in Suriye'ye tırlarla. Tabii kendi paylaştı bunu kaç sefer. Ha onu biliyorsun. Tabii basına yansıdı. Şimdi ne onun üzerine o tahminde bulunabiliyorsun. Tabii çünkü şöyle Türkiye ile ilgili bakın FETÖ'cülerin zamanında üretilmiş bütün algıların üzerine oynayacak bundan sonra. Yani hep oraya doğru gidecek. Ama FETÖ'den de ayırıyor kendisini. Ben diyor onların şimdi, zulmüne uğradım. Diyor. Yani öyle yapacaksınız. Başka türlü ama inandırıcı olamazsınız zaten. İş giderek karışacak gibi. Bu arada Nedim Bey'in iddiasıyla ilgili bir ispat söyleyeyim. Şimdi benim yeğenim Tarık, kız kardeşimin oğlu, 3-4 sene önce İngiltere'ye gitti. İşte doktora, master falan yapacak. Sınıfa giriyor. Öğretmeni ne diyor biliyor musunuz ilk? İngiliz. Sen ne milletsin, sen ne milletsin? Sınıfa sorular soruyor. Tarık'a da soruyor. Ben Türk'üm deyince Tarık. Ha diyor IŞİD'çisin diyor. Tabii. Yaratmaya çalışılan algı bu. Yani dedi ya tabii, bir algı yaratılmış. Ya Batı medyası. İspatını söylüyorum yani ailemden yaşanmış bir şey. Bu algı 4-5 yıl önce oluşmuştu. Allah'tan Türkiye IŞİD'e ağır darbeler vurdu da biraz konuyu şey etti. Yani şöyle ama şöyle ilginç bir durum var. Batı'nın yani istihbarat kurumlarının yönlendirdiği, medyanın yarattığı bir algı yürüyor. Ama devletten devlete ilişkide devletler Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesinde, uyuşturucuyla mücadelesini çok iyi biliyorlar. Peki ne demek? Hiçbir şekilde mesela bir resmi açıklamada Türkiye'yi bu konuda suçlayan bir yetkili göremezsiniz. Hatta bir dakika bir şey sorabilir miyim? Benim
ilk aklıma gelen şey şu oldu. Yani bu iddianın ortaya atılması ve daha da önemlisi köpürtülmesi karşısında. Dedim ki ya ortada IŞİD kalmadı, DEAŞ kalmadı, Nusra neredeyse İdlib'de bambaşka bir kimliğe büründü. Hala satın alınabilecek bir şey var mı ortada bu konuyla ilgili? Şöyle, Türkiye'nin tabii, aleyhine ne varsa satın alırlar. Şöyle bir şey, buradaki biliyorsunuz şahıslar işte yani savaş suçu haline getirip Türkiye'deki siyasi yani Lahey iktidarı, Adalet Divanı'nda yani yargılayacağız. Hep onu işaret ediyorlar. Yani ya önce savaş, Amerika'yı yargılasınlar Lahey Adalet Divanı'nda. Şimdi, yargılayacaklarsa yani. Yani şöyle söyleyeyim. Dünya tırnak içinde adalet terazisini kendi elinde tuttuğu için onu kimse yargılayamaz. Yani hırsıza siz şey yapamazsınız. Şimdi burada oluşmuş bir algı üzerinden sürekli Türkiye'yi yıpratma. İşte mesela bakın bu konuları yavaş yavaş ama şöyle olacak. Bu süreç öyle ilerliyor. Bu uyuşturucu, Türkiye kendisini uyuşturucuyla finanse eden narkotik bir ülke kaldı ki dünyanın bütün bu konudaki uluslararası kurumları Türkiye'nin bu işte ne kadar mücadele ettiğini, dünyada üçüncü ülke olarak bu konuda yakalama, yani kullanımda değil. Peki, ama yakalamada üçüncü ülke. Bu kadar yalansa, bir dakika, bu kadar temelsizse nasıl temellenecek? Bir, bu yalan furyasıyla mı? Gerek yok ki, unutulacak gidecek. İmaj olarak mı kalacak? Tabii imaj olarak. Ya ona uğraşıyorlar. Önemli olan şu. İç siyasette o tartışmayı yaratmak, büyütmek. Zaten tartışma farkındaysanız. Yani Almanya'da yaşayan, Amerika'da yaşayan bir kişi Sedat Peker diye bir adamın ne yaptığıyla ilgilenmez. Ajans, mesela Reuters Ajansı, efendim, Washington Post, New York Times bunu Türkiye'ye yönelik haberler olarak yapıyor. Çünkü şöyle oluyor. Sedat Peker konuştu. Ahmet Bey. Evet. Bir devam etsin, bitirsin. Sedat döneceğim hemen konuştu. Latif Şimşek. Ertesi gün bu tartışıldı. Peki. Konu bir başka boyutuyla Amerika'nın sesi internet sesi tarafından, Türkçe Independent işte Deutsche Welle tarafından bir kez daha tartışılıyor. Bu sefer yabancı dile çevriliyor aynı metin Türkiye'ye servis ediliyor. Ne oluyor diyorum? Bütün sürekli algı, bak aynı yalanı defalarca söylerseniz insanlar bir süre sonra gerçek olarak kabul etmeye başlıyor. Ne diyecekler insanlar? Türkiye IŞİD'e destek vermiş, silah göndermiş. Narko devlet. Narko devlet. Uyuşturucu. Tabii. Böyle mi olacak? Aynen abi, böyle olacak. Yani ben, hepsinin derdi bu bugün, yani. Bugünkü yazımın başlığı Gece Yarısı Ekspresi. Gece Yarısı Ekspresi. Yani, Gece Yarısı Ekspresi. Gece Yarısı Ekspresi nasıl oluştu? Tabii bir filmle. 1978 yılında bakın izleyicilere hatırlatalım. Genç arkadaşlar bilmeyebilirler. İnternette var, Türkçesi de var. 1978 yılında çevrilmiş bir film. 1978 yılının koşulları şu. Türkiye haşhaş ekimi yasağını dinlememiş. Ecevit tarafından haşhaş ekimi serbest bırakılmış. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmış. Üzerine ambargo bir de, uygulanmış. Evet, ambargo uygulanmış. Bir de İncirlik'ten Amerikan askerlerini çıkarmışsınız. Amerika sizinle savaşıyor. Ne yapıyor bunun için? Amerikan ve İngiliz yapımı bir film üretiyorlar. Evet. Ne üzerine? Türkiye'de işkence üzerine bir Türk film. Polisi ama şöyle kökü ne? Türk polisi böyle. Hikayenin asıl hikayenin başlangıcı nasıl? Bir Amerikalı turist daha önce kaçakçı aslında. Yani daha doğrusu turist gibi geliyor. 3-4 kilo, 3-4 kilo götürüyor. Tabii üçüncü canım. İşte yakalanıyor. Üzerine yapıştırmış. Ne yapıyor? Uyuşturucuyu nereden buldun diye soruyorlar sorgusuna. Taksiciden aldım diyor. Yani Türkiye haşhaşın, esrarın taksicilerden bile sunum kilolarca bulunabildiği bir ülke imajı çizildi. Berbat. Ve bununla 20 yıl, 25 yıl biz bununla uğraştık. Gece Yarısı Ekspresi, diplomatlarımız araya girdi değil mi? Açıklamalar, bunun kompleksiyle yaşadık. Şimdi bu senaryoyu FETÖ eliyle Amerika'sı, etki ajanları, Türkiye'deki yerli işbirlikçileri hep beraber yazıyorlar. Türkiye narko devlet, Türkiye terör örgütüne yardım eden devlet ve bununla ilgili yakında filmler, senaryolar, diziler baş başa ilerleyecek ya, klasik zaten. Türkiye öcü ya, öcü işte. Tabii. Anlattık. Tabii. Ben bunu senelerdir söylüyorum. Burada bana itiraz ediyorlardı. Adamların derdi bizi öcü diye ortaya çıkaracaklar. Latif Şimşek. Şimdi... Ya Ahmet o Bey, Gece Yarısı Ekspresi'nden ne çektik hani, biz ya? Yıllar evet, daha çekeceğiz. Caner söylediğinde dediniz ya onlar böyle diye işte böyle mi olacak? Onlar El Nusra'ya silah verdiler diye. Ya şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sürekli batıda diktatör benzetmeleri yapılıyor. Yani Cumhurbaşkanımız diktatör olduğu için yapılmıyor bu benzetmeler. Ama algı nedir? Türkiye bir diktatör tarafından yönetiliyor algısını batıdaki satılık medya aracılığıyla da ve Türkiye'den giden satılıklar aracılığıyla da
Batı'da Türkiye ile ilgili bu algıyı ve olguyu yerleştirmek. Şimdi Sedat Peker bu Suriye konusuna girmekle FETÖ, Amerika ve Can Dündar'la aynı çizgiye geldi. Hani sen milliyetçiydin, hani sen Türkçüydün, hani sen Turancıydın, hani sen bu ülkenin menfaatleri için canını verirdin, kanını akıtırdın. Şimdi geldiği noktada çok tehlikeli sulara girdi ve çok ciddi suçlamalar bunlar ama Allah'tan yani Türkiye'de kimse bu konuları çok ciddiye almaz. Sedat Peker'in yerinde Türkiye'den yurt dışına kaçmış bir siyasi parti genel başkanı veya bir milletvekili falan olsaydı daha vahim sonuçlar doğurabilirdi. Şimdi Türkiye başından bu yana Bayırbucak Türkmenlerine destek oluyor orada soydaşlarımıza ve bunu bütün dünyada biliyor. Bayırbucak Türkmenlerine silah yardımında da bulunuyor, para yardımında da bulunuyor. Ama El Nusra'ya kaydırdığınız zaman bir terör örgütüne silah yardımında bulunan Türkiye algısıyla işte Can Dündar'ın yaptığı ihanetin benzerine düşersiniz. Hani başta Sedat Peker olayı kişiselleştirmişti. Yani işte ailesine kendisine yapılan kişisel konularla ilgili tepkilerde bulununca Türkiye'de belki bir kesim ya işte karısına çocuğuna falan diyor bu adam acaba mı diye düşünmüş olabilir. Ama sen ne oldu da birden o konulardan El Nusra'ya silah yardımı yapan bir Türkiye noktasına geldin. Hem de elinde belge yok, fotoğraf yok, görüntü yok. Sadece bir söylemle Türkiye'nin bir vatandaşı olarak sen hadi bırak suç örgütü lideri olmayı. Hani milliyetçiyim, muhafazakarım, Türkçüyüm, Turancıyım diyor ya. Türkiye'yi getirdiği noktaya bakın. Peki. Şimdi burada bir düşünülmesi gerekir. Bir de Türkiye'de Sedat Peker üzerinden oluşturulan çok ciddi tehlikeler var. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir anket şirketi tutmuş Sedat Peker'e mi inanıyorsunuz? Süleyman Soylu'ya mı inanıyorsunuz? Sedat Peker'in söylediklerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Sedat Peker'in söyledikleri siyasi tercihlerinizi ne kadar değiştirdi gibi saçma sapan bir anket yapabiliyor. Ya böyle bir anket yapılabilir mi? Sonuç ve ne bu çıkmış, anket Latif, şirketi de Latif Bey, yani sonuç ne çıkmış? Nasıl? Sonuç ne çıkmış ya? Ya sonucunu burada söyleyerek onların algı operasyonlarına bir katkıda da ben bulunmayayım. Sonucun ne çıkacağı ortada. Hakan Bayrakçı tahmin ediyorsundur. Anladım. Yani AK Parti'ye vuracak, Erdoğan'ı yıpratacak bir sonuç çıkmış tabii ki. Ama sonuçta Türkiye'yi yıpratan bir anket bu. Ve birilerinin ekmeğine yağ süren bir anket. Peki. Şimdi Latif Ahmet Bey iki cümle söyleyeyim. Ama bir tartışarak bırakacağım. Gidelim. İki cümle. Evet. Bırakacağım tamam. Tartışalım yine. Şimdi ben bir tweet atmıştım. Sedat Peker onu mu gördü de söyledi ya da başkaları da o konuda tweet attı mı bilmiyorum. Yani Sedat Peker her konuda konuşuyor. Her sorunla ilgili. Ama Filistin-İsrail konusunda bir laf etmedi demiştim tweette. O da işte konuşuyor bu konuyla ilgili. Diyor ki ya diyor siz diyor niye Filistin'e insansız hava araçları göndermiyorsunuz? İşte Suriye'de kullandınız, Kuzey Irak'ta kullanıyorsunuz, Azerbaycan'a gönderdiniz de buraya niye göndermiyorsunuz diyor eğer samimiyseniz falan. Şimdi verilecek cevap bu değil ki. Verilecek cevap İsrail terör devletidir diyebiliyor musun? Filistinli kardeşlerimizin yanındayız sonuna kadar. İsrail terör devletinin bu terörü bir gün bitecek diyebiliyor musun? Bunları söylemiyor ama. Peki. Ya Latif Şimşek ben hani burada böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hani sen onu söyledin bunu söyleyemiyorsun filan. Hani biz onun o tartışmanın bir parçası olmayalım. Yani siz Twitter'da yapın o tartışmanızı ama burası onun yeri değil. Yani
onu söyler, öbürünü söylemez. Onu söyleyebilir, öbürünü... Ama Sedat Peker'i konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Hayır. Ama biz şu anda Sedat şunu... Sedat Peker üzerinden Hayır. konuşuyoruz, Ahmet Hakan. Hayır, şunu konuşuyoruz. Bu iddianın, yani Nusra'ya gönderilen silah iddiasının MİT tırları olayından farkı nedir diye açtım ben mevzuyu. Ben Sedat Peker videolarını şöyle konuştu, böyle yaptı diye açmadım mevzuyu yani. İşin şekli buraya geldiği için vazgeçilmez olarak giriyoruz. Uluslararası bir boyut kazandı. Uluslararası medyada bu konuyu aldı. Diyorum ki ben, yani benim peşinden koştuğum soru şu. MİT tırları ile ilgili FETÖ'cülerin söyledikleriyle Peker'in söyledikleri arasında fark var mı? Var dedi. Birbirinden farklı şeyler. Hedef aynı. Ya tamam, onu anlamaya, doğru. İşte onu biri anlamaya MİT tırları, diğeri Sedat Peker'in gönderdiğini, ama bunu Ahmet Bey, bunu 2 dakika konuşursunuz, 2-3 dakika nihayetinde bu konuyla ilgili söylenecekler belli. Nedim Şener zaten anlattı. Şimdi burada FETÖ'nün Türkiye'yi hedefe koyduğu gibi, başkalarının koyduğu gibi yine bir kullanılarak hedefe konulan bir Türkiye var. Onu anlatmaya çalıştım ben. Peki, tamam. Murat Çelik. Şimdi şu ana kadar söylenenlerde bir kere şu bir gerçek. Yani Sedat Peker'in Türkiye gündeminde yarattığı bu etki, her şeyden önce şöyle bakmak lazım. Evet, elbette Türkiye'nin hasmı olan veya menfaatleri Türkiye ile çatışan, çekişen bütün devletler tarafından veya bütün devletlerin istihbarat örgütleri tarafından elbette algı operasyonlarına malzeme yapılır. Bu dünyanın her yerinde böyle. İşin bir iç siyaset boyutu var. Evet, son videoya kadar iç siyaset boyutuyla ağırlıklı olarak gitti. Son videoda bir başka boyuta geçti. Şimdi bakarsanız, hani söylediğine bakarsanız, gelecek hafta bir başka boyut, bir başka sayfa açılacak. İlk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dertleşeceğiz gibi bir ifade kullanıyor. Şimdi tabii bir de işin şu tarafı var. Bakın, şimdi az önce konuşuyoruz. Suriye'nin kuzeyine işte silah veya işte mühimmat gönderilmesi vesaire. Ya kimse niye şu soruyu sormuyor? Sedat Peker hangi sıfatla Türkiye'nin yolladığı o mühimmatı, askeri teçhizatı vesaireyi Suriye'ye neden Sedat Peker gönderiyor? Ya bu sorunun bir cevabı olmamalı mı? Ben biraz işin bu tarafına da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu sanki çok normalmiş gibi bunu kanıksamış ve bunun üzerinden konuşup içinde silah yoktu, vardı, işte Sadatçılar onu ayırdı, Nusra'ya verdi bilmem ne vesaire. Peki Sedat Peker üzerinden neden Suriye'ye bütün o işte ne gönderiliyorsa, gönderilenler neden Sedat Peker üzerinden gönderiliyor? Onlar, yani, o şöyle şey olsa Murat, tamamen insani yardımdan ibaret bir şey olsa, hani belki o, dersin ki hani insani yardım göndermiş. Yani IŞİD Türkmen köy, Murat IŞİD Türkmen köylerini çıkartıyordu ya insanları. O tarihte Türkmenlerin yardım çağrısı vardı. Türkmenlerin ihtiyacı vardı. Türkmenlerin tabii yardım çağrısı vardı ve gönderdiği zaten. Hayır, Murat da diyor ki niye diyor, bu Türkmenler eğer yardım istiyorsa, yardım çığlığı atılıyorsa devlet Türkmenlere yardım götürüyor. Zaten onu da götürüyor. Onu da, Sedat onu da Peker niye götürüyor? Operasyonu Sedat işte. Peker diyor niye, devlet adına mı gönderiyor? Hayır hayır, kendi adına. O zaten yaptı bunu, kendi anons etti. Yani kendisi paylaştı. O tarihleri hatırlarsanız kendisi bunu reklamını yaptı hatta. Yani ben dedi tamam, bağış yapıyorum. Bunu yadırgıyor Murat. Budun, hayır, şöyle bunu. Şimdi, yani, şöyle bir tarafı. Şöyle bir tarafı yok mu? Şimdi bakın, Türkmenlerle Türkiye'nin ilişkisi Suriye dosyası açılmadan önce Irak'ın kuzeyinden beri var. Bunu biliyoruz. Yani Suriye'de de Suriye Savaşı başladıktan sonra, Suriye'deki iç savaş başladıktan sonra var. Türkiye'nin elinin Türkmenlerin üzerinde olduğunu, Türkiye'nin her devletin kullandığı çeşitli yöntemlerle, yerel kuvvetlerle vesaire, oradaki yerel bağlantılarla veya işte devletin o bölgede gizli olarak görev yapan elleriyle bu işleri yaptığını biliyoruz. Bütün devletler bunu yapar. Çünkü soydaşlarınızı korumak, kollamak, onların orada hayatını kurtarmak için bir faaliyet yürütüyorsunuz. Silah yardımı da yapar devletler. Türkiye yani o EİT, DONAT
kampanyaları hatırlayacaksınız. Eğit Donat adıyla iki devlet arası askeri anlaşmalara girdikten sonra öyle adlandırıldı. Ama fiili eğitmeler, donatmalar neredeyse 10 yıllardır var Irak tarafında. Sonra da Suriye tarafında var. Ben diyorum ki Türkiye zaten işte Bayır Bucak Türkmenlerine de yardım eder, başka Türkmen gruplarına da eder. Yani Türkmenlerin üzerine titremesinde hiçbir sıkıntı yok. Bu bir devlet politikası ve bunu da uyguluyor. Şimdi Sedat Peker kendi adına oraya bir yardım yolladı diyorsunuz ya. Yani şunu merak ediyorum. Hani biz şimdi şurada işte 5 kişiyiz. 5 kişi toplanalım. Suriye'deki bir Türkmen grubuna çelik yelek yollayalım diyebilir miyiz? Bunu devletin denetimi, bilgisi veya onayı olmadan yapabilir miyiz? Ne diyorsun dedim. Yok, çok doğru, çok haklı. Murat, o zaten çok, yani devletin, Murat, devletin böyle, denetiminde yok, gidiyor. Yok Murat, çok yok şöyle. Murat çok haklı. Zira biz beşimiz toplansak, bir tane çelik yelek hediye etsek, yani de, tartışma olur. Bu karşınızdaki kişi devletin kayıtlarına göre organize suç örgütü lideri. Ve bugün mesela kendi adamları cinayetleri işlediğini anlatıyorlar, videoları var. Onlar da öyle videolar paylaşıyorlar. Devletin kayıtlarında bugün işte tacizden, tecavüzden, işte adam yaralamaya, efendim işte milletin malına çökmeye kadar her türlü şey var, suçlama var. Böyle bir adamın, yani böyle bir kişinin, Murat çok haklı orada, devletin yanından dahi geçmemesi lazım. Onun devletle ilişkisi hapishane olmalı sadece gerçekten. Ben ona katılıyorum bak. Ama bu dediğiniz şu yola çıkmaz mı? Şimdi Sedat benim Peker'in bildiğim bir şey var yalnız. İddialarının kısmi haklılığına doğru. Benim bildiğim bir şey var. Şu demek. Şimdi orada Ahmet Bey, koordinatör valilik vardı. Bakın. Yok yok, hem Murat başka bir şey söylüyor. Orada bak. Yok Latif Bey, Murat başka bir şey söylüyor. Anladım ben. Çok doğru. Diyor ki. Yani bir. Hayır hayır. Doğru. Şimdi Latif Bey, orada, ben başka şöyle, bir söylüyorum. Şunu söyleyeceğim. Şunu orada söyleyeceğim. Hatay'da bir koordinatör valilik vardı. Ankara. Hala var mı bilmiyorum. Ve bütün yardımlar o koordinator valilik ya üzerinden. Tamam. Zaten ya mesele yok. Mesele yok. Yani biz mesela şöyle, biz şimdi yurt dışına kurban bağışı yapacağız ya da bir şey yapacağız. Kendimiz oradaki, atıyorum Sudan'daki bir aileye göndermiyoruz. Kızılay'a yapıyoruz. Mesela ya da Kızılay bir yer, herhangi bir amaçla deprem bölgemize yardım topluyoruz. Onun vasıtasıyla gönderiyoruz. Böyle bir dediği gibi Murat'ın çok Bey, doğru. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Çünkü o tarihte. Niye kabul edildi Sedat Bey? Böyle bir yardım. Böyle bir şey söyleyeyim. Tamam. Sedat Peker gibi bir mafya, ilin mafyanın devletle tek ilişkisi hapishane olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Evet, mahkeme, hapishane. Bu söyledikleriniz bir yere çıkar diyorum ama. Neyse, nereye reklamda çıkar? O konuşacağız kısa bir aradan sonra. Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Hakan Bayrakçı'da kalmıştık. Nedim'in sözlerine ama dedi diyerek. Şöyle, şimdi Murat Bey de söyledi, Nedim Bey de söyledi. Yani tabii ki devletin bu tip vaktiyle 80'li yıllarda başka nedenlerle bir takım çaresizliklerden ötürü özellikle Asala konusunda bu tip şeylerin olduğu söyleniyor. Bunlar devletin milli sırlarıdır vesaire. Bunları geçiyorum. Fakat Hakan, yakın çok özür dilerim. Estağfurullah. Türkiye'nin hafızasına bu biraz çarpık oturtuluyor. Bunu yapan, bakın Asala terör örgütü 70'li yıllarda başlıyor suikastlerine, şehit ediyor diplomatlarımızı. Ama bu çaresiz dediğiniz dönem yine bir gayrimeşru siyasetin yapıldığı askeri darbe döneminde o karar aldı. Doğrudur. Yani, o da ayrı. Tamam. Yani devletin... Yani olmamalıydı diyor. Tabii tabii. Yani, ama çaresizlik dediğim de şu... Türkiye'ye mal edilemez, darbecilere mal edilebilecek bir yöntem bu. Hayır, devletin resmi yapabileceği bir şey değildi anlamında söylemek istedim. Çünkü bir takım müdahaleleri Türkiye değil de illegal olursa ancak çözebiliyordun. Öyle bir atmosfer oluşmuştu. Adam Paris'te mesela kuyumcu, herif Asala'nın gizli finansörü örneğin. Nasıl yapacaksın? Devlet olarak çözüm bulamıyorsun. Bütün Fransa, İngiltere o sırada Asala'yı çaktırmadan destekliyorlar. Bütün dünya, Hollanda. Neyse, bu ayrı bir konu. Yani devletinizin gücünü, diplomatınızı 2 ise koruması 4, 4 ise 8'e çıkarıp etrafını çelik duvarlarla öremiyorsanız o devletinizin zafiyetidir. Yani ne olursa olsun. Oturup da
gayri meşru ilişkileri olan bir takım örgütlere karşı, terör örgütlerine karşı bu şekilde mücadele yöntemi daha sonra ne oldu? Bak bugün Türkiye'yi bu tartışmaların haline getirdi. Türkiye'de mafya veya yeraltı dünyası muteber bir şey, nesneymiş gibi ortada tartışıyor. Ve bu şöyle bir şey, en kötüsü 40 yıldan beri bugün 40 yaşında olan, o gün doğmuş olanlar için bile özenti meselesi haline geliyor. Yok, oralar tamam. Yani, ama onu mesela CIA vaktiyle kendi resmi adamlarıyla yapardı o tip işi. Ama şimdi o uygun mu bulunuyor? Kendilerini bile eleştiriyor. O zamanki devleti Amerika yönettiği için istihbaratınız da CIA'nin güdümündeydi. Siz hiçbir şey yapamazdınız. Ha. Devletiniz, kendi diplomatınızı koruyamayacak acizlikteydiniz. Askeri yönetim dahil olmak üzere o dönemlerdeki sizin MIT'inizi Amerikan istihbaratı yönetiyordu. O yüzden de size yapılacak saldırıyı önleme şansınız sıfırdı zaten. Evet, hayır, bir de adresleri bile CIA'nin verdiği söyleniyor. Neyse, bunlar eski konular. Şimdi bugün devletin yakın zamanda bu tür kişilerle veyahut da organizasyonlarla herhangi bir relasyonu olduğunu, bağlantısı olduğunu zaten iddia ediyor Sedat Peker. Ne tür? Diyor ki mesela benim işte diyor, ben diyor gönderdim diyor, resmi araç verildi diyor. Kendisi gibi. Ki bunu söyleyenler var. Evet. Ya şimdi muhalefetten de bazı kişiler diyorlar ya, peki buna niye resmi araç verildi, niye bilmem ne edildi? Şimdi eleştirildiği zaman diyorum bu konu bu şekilde, o zaman Sedat Peker'in iddialarının, yani ben devletle de yakındım anlamındaki o manaya çekilecek sözleri de aslında teyit edilmiş, doğrulanmış anlamına gelir. O konuda ne diyorsunuz diye sordum Murat Bey'e ve Nedim Bey'e. İşte Murat Çelik olmaması gerekir böyle bir şey diyor. Nedim de aynı şey. İşte olmuş mu ki acaba? Olmuş tabii. Peki. Fotoğraflarıyla kanıtlı, yazık olan şu. Peki bu olmuşsa... Ben şunu söyleyeyim, bakın bu konudaki düşünce, tek cümlem şudur. Yazık ki ister Çakıcı olsun, ister Sedat Peker, ister başkaları bu devlet, bayrak, millet falan deyip de bu kavramları kirleten, kazandığı parayı... Aile kavramı çok önemli onlar için. Evet. Kazandığı paranın haram olduğunu bile bile çoluğuna çocuğuna yediren bu mafya bozuntuları, mafyalar, alayı da mafyalar tutup bunların ağzına devleti düşürüyor bu ülkedeki siyasetçiler. Düşürmeyecekler. Bak bunu hep bunu söylüyorum. Diyorum ki bu devlet öyle uludur, bu millet o kadar gerçekten irfan sahibidir ki bu devleti mafyanın diline düşürmeyeceksin. İşte bak sonucu bu oluyor. Bunun benzerlerini de yaşadık. İşte ben de şunu söylüyorum. Bunlar tamam. Hakikaten de olmamalı. Dün akşam yine bir tartışmada da benzer bir şeyi Ahat Andican söyledi. Eski bakan. Makam arabası verilmiş dedi. Bilmem ne dedi. Bunları dedi biz eleştiriyoruz dedi. Şimdi bu durumda kısmen onun iddiaları ya da muhalefetin söylemleri de bir bakıma o zaman cevap bekler hale geliyor. Makam arabası verilmesi ne demek ya? Bunu anlamadım. Öyle diyorlar. Makam arabası kullanmış diyorlar. Sedat Peker'e makam arabası verilmiş diyorlar bilmem ne. Ya kendisinin de zaten iddiası özde şu değil mi? Ben devletim için şunları yaptım, bunları yaptım demiyor mu? Diyor. Çıktığı kapı. Şimdi diyorum devlet ki... Devlet için ne yapmış Sedat Peker? Hadi Çakıcı bir şeyler mesela söyledi. Mesela Suriye'ye işte... Tamamlasın. O devlet adına değil ki. O kendi ona talip oluyor. İyi de o zaman da Murat Bey de diyor ki devletin onarı onayı olmadan gönderebilir miydi diyor. Tamam, bu ayrı bir şey, bağlam. Ama devlet adına hani bahsettiğiniz anlamda söylüyorum. Yaptığı ne var bilinen bir şey? Çakıcı Nesan diyor ki Ermeni'ye karşı şunu yaptım falan filan diyorlar. Tamam, çelik yelek gönderdim diyor, bilmem ne gönderdim diyor. Şimdi devlet buna peki tamam gönder Sedat Peker dediyse o zaman onun söylemleriyle ilgili... Soru işaretleri otomatikman doğar. Latif Şimşek, bu soru işaret doğacak soru işaretlerini nasıl cevaplıyorsunuz? Yani Sedat Peker, ya kardeşim ben şimdi... vaktiyle Suriye'deki Türkmenlere çelik yelek gönderdim. Devlet de bana izin verdi dediğinde ne cevap veriyorsunuz siz? Bunun cevabı nedir sizde? Yanlış mı soruyorum yani ben? Yo, doğru. Nedim Bey de Murat Bey de bunu eleştirdiler. Ya ben sizin sorduğunuz soruyu yani soruyorum. Yani şöyle... Bir açıdan katılıyorum hem Nedim Şener'e hem Hakan Bayrakçı'nın söylediklerine. Devlet kesinlikle Peker'den böyle bir şeyi kabul etmemeliydi.
Yani onun vereceği 300-500 bin liralık, 5 milyon liralık, 5 milyon dolarlık yardımı almamalıydı. Ama bir de şöyle bakabiliriz. Tabii Sedat Peker işte girmiş cezaevine, yatmış, çıkmış. Sonuçta ticaretle, o dönemde ticaretle uğraşan bir iş adamı kimliğini kullanıyor. Yani bir iş adamı kimliğiyle eğer devlet bunu kabul etmişse, bir iş adamı kimliğiyle kabul etmiştir. O mafya olduğu için, suç örgütü lideri olduğu için değil. Ama keşke hiç olmasaydı tabii ki. Türkiye biraz önce kim söyledi bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da, Genelkurmay'ı da Amerika yönetiyordu. Ve Amerika Türkiye'yi yönetirken siyasetçinin kim olduğu Amerika'nın umurunda değildi. Yani iktidarda hangi parti var çok önemli değildi. Genelkurmay Başkanı kim? Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı kim? Genelkurmay kimin etkisinde? Bu önemliydi ve onlar üzerinden yönetiyordu Türkiye'yi. Şimdi 2003'teki 1 Mart tezkeresinden sonra Amerika bir şok oldu böyle. Ha dedi, ya artık dedi burada Türkiye'de işler değişecek anlaşılan. Çünkü mecliste reddedilmesini aklından hayalinden geçirmiyordu Amerika 1 Mart tezkeresinin. Ve sonrasındaki gelişmeler de tabii Amerika'yı Türkiye'nin dışında bir partner aramaya yöneltti bölgede. Ve işte kim geldiyse önüne kullanabileceği bölgedeki çıkarları için onları kullandı. PYD'yi kullandı, PKK'yı kullandı, onu kullandı, bunu kullandı. Yani şimdi de Sedat Peker'in söyledikleri İsrail'in ve Amerika'nın bölgedeki çıkarlarıyla ilgili Türkiye'nin elinin zayıflatılmasına dönük hamleler. Başka bir şey değil. Ama katılıyorum. Keşke gerçekten Türkiye Sedat Peker'in bu yardımını, Suriye'ye yardımını hiç kabul etmeseydi. Başka gönderebilecek yüzlerce aslan iş adamı vardı. Onların gönderdiklerini alabilirdi. Ve onların da çıkıp bir sorunda biz buraya bunu gönderdik, şunu gönderdik diyeceklerini zannetmiyorum. Ama işte çıktı Sedat Peker, ben bunu gönderdim dedi ve hem de Türkiye'yi bir terör örgütüne silah yardımı yapmak gibi bir suçlamayla yüz yüze bıraktı. Doğru olduğu için demiyorum bunu. Tabii ki doğru değil. Türkiye el-Nusra'ya niye silah göndersin? Ama işte sonuç bu. Murat Çelik. Şimdi bu işin her aşamasında daha da çetrefil bir hal alacağı gözüküyor. Demin Hakan Bayrakçı da söyledi hani büyüyecek galiba diye. Şöyle, Ahmet Davutoğlu bu akşam bir canlı yayındaydı. Bu konuları konuşurken bir Sadat vurgusu yapıyor Davutoğlu. Sedat Peker de o yayın üzerine Davutoğlu'nun söylediği şöyle: benim başbakanlığım döneminde Türkmenlere gönderildi sadece gönderilen her şey ve devletin resmi kurumları vasıtasıyla yapıldı. Burada bahsedilen Peker'in gündeme getirdiği benim dönemim değil, daha sonra Sadat üzerinden yapılan organizasyonlar gibi bir iddiası var Davutoğlu'nun. Bu iddia üzerine de Sedat Peker Twitter'dan bir mesaj yayınlıyor. Daha çetrefil hale alacak dediğimiz galiba doğru. Çünkü diyor ki, şimdi bizim konuştuğumuz noktaya da temas eden bir şey. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Nedim Şener programın başında o açılışı yaparken ben de sonra söylemeye çalıştım. Bu gibi durumlar gerçekten farklı istihbarat örgütlerinin, farklı devletlerin farklı algılar yaratmak için çok kullanılmasına elverişli ortamlardır. Bu ihtiyat payını hepimizin gözetmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye özelinde bu durumun bir de FETÖ zehirlemesi boyutu var. Bu ihtiyat payını da yine düşünmemiz gerekiyor. Yani bir algı oluşacaksa biz kendi algımızı bütün bu filtrelerden geçirdikten sonra oluşturmalıyız. Ama diğer taraftan da bazı gerçekler varsa o gerçekleri de bu ülkenin daha demokratik, daha güzel bir ülke olması için bazı temizlenmesi gereken noktalar varsa bunun için de bir vesileye çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bahsettiğimiz kişi işte belli bir gün geldiğinde şimdi ortalığı karıştıran bir ajan provokatör muamelesi görüyor ama birkaç sene öncesinde meydanlarda mitingler yaparken
böyle alkışlanıyorsa, o zaman bazı şeyleri de diğer taraftan düşünmemiz gerekiyor. Onu da göz ardı etmeyelim diye düşünüyorum. Şu tweetinde de diyor ki, Sayın Davutoğlu'nun söylediği çok doğru. Videoda da söylediğim gibi benim üzerimden giden silahlar Sadat tarafından organize edildi. Genelkurmay'ın ve MIT'in bu organizasyonda bir dahilliği yoktur. Aynen yazdığı şekliyle okuyorum. Bir dahli yoktur diyor. Dahilliği yoktur şeklinde ifade etmiş. Fakat tabii burada bir başka ifade daha var. Hani ben mi bazı kelimelere fazla anlam yüklüyorum bilmiyorum ama benim üzerimden giden silahlar ifadesi var. Yani benim yolladığım değil de benim üzerimden giden, hani bunun üzerinden başka bir tartışma açılır mı? İşte bu işin tehlikesi de bu. Yani iç siyaseti ilgilendiren bazı başlıklarda yine kendi içimizde belli tartışmalar yapılabilirdi. Ama bu konu gerçekten Türkiye'yi devlet olarak, yani sadece hükümeti de demiyorum. Çünkü hükümetler nihayetinde belli dönemlerde görev yapıyorlar ama devlet... Ve devlette devamlılık diye bir kavram var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zarar göreceği, uluslararası arenada zarar görebileceği noktalara taşınma riski de var bu noktada. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle, iç siyasetle ilgili, içerideki bir takım gelişmelerle ilgili söylenenler karşısında herkesin hemfikir olabilecekleri cümleler vardı. Yani ya kardeşim bu... iddia sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın incelenmelidir, araştırılmalıdır diyorduk, değil mi? Yani işte burada varsa bir usulsüzlük, bir yanlışlık, hukuk, adalet, yargı bu işin üstüne gitmelidir. Orada iş kolaydı ama şimdi bir uluslararası çapa bürününce iddia, özellikle FETÖ'cülerin üstünde çok tepindikleri bu MIT tırları meselesine de İçinde bir yani tema olarak gönderme varsa bu şeyin, işte Suriye'ye ben Sadat aracılığıyla silah gönderdim, benim üzerimden gönderildi gibi bir cümle, çok doğru, haklısın. Uluslararası alanda, arenada Türkiye'yi zor durumda bırakabilir. Yani işin o problemli tarafı var. Yani şu ana kadar Peker videolarıyla ilgili söyleyeceğimiz cümle belliydi. Yani içerideki bir takım usulsüzlükler, usulsüzlük iddiaları, yozlaşma iddiaları vardı. O iddialar üzerine gidilmelidir. Tamam, eyvallah, buraya kadar her şey doğru ama iş şeye dönünce, Suriye, silah falan, Nusra, Sadat denince, Murat'ın da söylediği gibi Türkiye... Şimdi bir vehamet çıkıyor Hakan Bey, bakın. Yani bu gece burada, şimdi bu konuşmalar... Biraz daha konunun ileri versiyonu haline geldi. Yani düne kadar konuştuklarımız belliydi. Ama şimdi bu gece hem Nedim Bey, hem Murat Bey, hem Latif Bey dinleyince, sizin yorumlarda bu konuşulanları özetledi. Burada şu vehamet çıkıyor. Sıkıntı şu. Yani benim endişem şu. Şimdi bugüne kadar genel söylem neydi? Ya bir suç örgütü lideri, yani önüne gelen suç örgütü lideri ortaya çıkıp bir şey iddia ettiğinde o ülkenin yönetimi için veyahut İçişleri Bakanı için, ne bileyim, bir mevkisi için ne derece ilgi gösterirsiniz veyahut Cumhurbaşkanı gereken cevabı vermiştir şeklinde bir genel kanı vardı. Ben de böyle tanımladım açıkçası hep. Ama benim yanı sıra şu endişem vardı sizin son şu söylediğinizden hareketli, o da şuydu. Ağırlığı batılı olmak üzere. Batılı ülkeler olmak üzere çoğunluğu. Ama bir kısımda Orta Doğu'daki Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi. Yani Türkiye'nin, mesela düşünsenize, o Dubai'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 70-80 tane firma var. Türklerin çalışması yasak. O kadar bizden nefret ediyor adamlar. O kadar bizi sabote ediyorlar. Şimdi ve Türkiye'nin aleyhinde ne kadar faaliyet varsa o Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde organize ediliyor. Amerikan menşeli olanlar da öyle. Şimdi bu kadar ülke Türkiye'nin aleyhine bir açığı çıksa, şunları bir rezil etsek, narko ülke desek, bunlar zalim desek, bunlar uyuşturucu bilmem nesi desek falan. Nusra'ya silah gönderiyor. Bunlar teröristlere bilmem ne yapıyor. Bunlar şunu öldürüyor, bunu kesiyor, bunu asıyor. Şimdi Türkiye'nin açığını kollayan, hele Biden'ın yaklaşımlarıyla doruğa çıkan bir ortamda, böyle bir şey ortaya çıkınca
Böyle hele yabancı basın, kendi ülkelerinin kontrolündeki yabancı basınlar var. Onlar hemen manşetlerini görür gibi oluyorum. İşte Türkiye falan diye. Şimdi bu kadar aleste bekleyen Türkiye düşmanları demeyeyim de Türkiye'nin aleyhine duran bu kadar ülke varken, yapı varken. Burada şu konuştuklarımızda, ya Sedat Peker yok bilmem şuraya yelek göndermiş devletin onayıyla. Bu ilişkiler evet yaşanmış, keşke olmasaymış şeklinde filan diye konuştuğumuz zaman, o zaman onun iddialarının bir kısmı gerçekten araştırılmaya muhtaç hale gelir, hale geliyor. Yani ya yargı harekete geçsin denmesi lazım bir hukuk devletinde, ya da ya bunu niye yaptınız, kim yaptı kardeşim diye sormamız lazım. E o zaman hal böyle olunca, hani kol kırılır yen içinde kalır. Biz birbirimizi yeriz, birbirimizi itham edebiliriz. Niye yaptın deriz. Ya keşke yapmasaydın deriz. Ama bir yandan bu ülke bir acize ortaya çıksa da bir şu mitrlarına niye kızıyoruz biz? Bizi dünyaya rezil ettiler diye. Veya etmek üzereydiler diye. Yani kızma olayımızın kökünde bu yatıyor. E peki şimdi benzeri bir durumun... Hayır orada doğru değil diyor deniliyordu değil mi? Tabii. Ya doğru yanlış da değilim. Maksat Türkiye'yi rezil etmek değil mi o baskınlar? Hayır. O baskınların maksadı şuydu. Bu MİT tırlarıyla terör işi de silah götürüyor. Yani Türkiye'yi rezil edecek dünya. Ama yanlış yalan. Ya yalan olsun. Hayır, Fethullahçı terör örgütü 17-25 Aralık sonrası daha doğrusu biraz öncesinde Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklamaya kalkmıştı. KCK üyesi diye. Hatırlıyorum evet. 17-25 Aralık oldu. Daha bütün amacını birleştirdi. 17-25 Aralık başarısı olunca 2014'ün ocağında da bu sefer MİT tırlarıyla bir yandan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, arkasından da Erdoğan'ı silah kaçakçılığı yapıyor. Ama, terör örgütüne diye, işte Lahey Adalet Divanı diye amaç buydu. Kapı şu, Türkiye'yi rezil etmek. Dolayısıyla diyorum ki Hakan sonuç olarak, bak aslında, lafı bir dakika bağlıyorum. Hakan. Latifciğim bir dakika bak, bitiriyorum bir cümleyle. Sen ondan sonra söyleyeceğini. Şimdi dünyada bu kadar Türkiye'nin kuyusunu kazmaya hazır ve kazmakta olan toplum veya devlet varken, organizasyon varken, biz burada bu iddiaların bir kısmına keşke böyle olmasaydı dediğimiz an diyorum. Biz kendi içimizde araştırmayı sürdürmekle kalmaz bu iş. Dışarıda da manşet olur. Bilmem hepsi derler ki bak biz söylemiştik bunlar şunu yapıyor bunu yapıyor. Söylediklerinin bir kısmı legalize olmuş olur. Yani teyit edilmiş olur diyorum. Bunlar olmuş mu diyorum onun için soruyorum. Hangiler neyi soruyorum? Şimdi burada iki boyut var. Özür dilerim herkesten. Bir tanesi şimdi, ilişkiler bak, boyutu. Benim açımdan sorunlu olan hem ahlaken hem hukuken sorunlu olan bir ilişki biçimi. Ama bu benim burayla ilgili bir konumdur. İkincisi Sedat Peker'in ağzından dile getirdiği suç boyutu. Bu var mı yok mu? Dünya bununla ilgileniyor. Yani biz de burada bunu tartışıyoruz. Yani Sedat Peker mesela 2015'te 4 tır şey göndermiş. Nedir onun adı? Kamuflaj, malzeme, tır. Işte, askeri malzeme. Askeri malzeme. Böyle giyim kuşam. Bot, silah değil. Bot gibi. Hayır. Ama diyor ki bunların içinde diyor şey var. Sadat diyor şey gönderdi. Sadat silah koydu. Sadat da diyor ki Sedat Peker'in Suriye'ye gönderdiği silahlarla bizim ilgimiz yok diyor. Bak o da açıklamasında diyor ki bizim Sedat Peker'in gönderdiği silahlarla bir ilgimiz yok diyor. Silah mı diyor yoksa? Silah diyor. O da bunu söylüyor. Yani Sedat Peker'in silah gönderdiğini iddia ediyor bu sefer. Ama bu Türkmenler diyor ki bize gelen silah değildi şeydi. Dolayısıyla ortada ispatlanması son derece bir iddia, güç bir iddia var. Böyle olmuş olabilir. Belki bir şekilde tanıkları ortaya çıkabilir. Belki belgesi vardır. Belki bir yerden faturası vardır. Belki gayri resmidir. Bir tanık çıkar ortaya. Ama bir şey dünyaya anlatır. Malzemeyi vermiş oluruz o zaman diyorum. Zaten ne yapacağız? Bak, ya ne yapacaksınız? Önemli şu, olan mesele Hakan şu. Hakan Bayrakçı zaten önemli böyle bir... olan burada şey değil. Nedim Şener. Önemli olan burada Peker'in Suriye'ye teçhizat göndermesi, yardım göndermesi çok önemli değil bence. Yani gönderilebilir. Sonuçta eğer bunun yasal bir hukuki bir sorumluluğu varsa incelenir falan filan. Niye bu yardımı kim kabul etti, etmeseydi falan diye. Ama bu çerçevede Sedat Peker'in o araçların içinde El Nusra'ya Türkiye'nin silah gönderdiğini iddia etmesi çok vahim. Yoksa tamam ben de katılıyorum yani keşke hiç kabul edilmeseydi o yardımlar. 3 tır 4 tır kamuflaj malzemesi
çok büyük bir şey değil. Ama sonuçta çok da önemli değil. Yani göndermiş de olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama Latif, Latif sana bir şey sorabilir evet. miyim? Sedat Buyurun. Peker diyor ki bugün az önce attığı tweette benim üzerimden giden silahlar Sadat tarafından organize edilmiştir. Genelkurmay'ın ve MIT'in bu organizasyonda bir dahli yoktur diyor. Murat da okudu az önce bu cümleyi. Yani hani Sedat silah Peker, göndermediydi, silah dakika, göndermedim diyordu. Bir dakika. Ya şimdi söylemek istediği, vurgulamak istediği şey şu. Yani diyor ki Genelkurmay'ın bu işle bir işi yok, MIT'in de yok diyor. Sadat'ı suçluyor yani, Sadat'ın var diyor. Bunun bir anlamı var mı bu vurgunun, bu cümlenin? Yani Sadat, Sadat demek devlet demek mi? Özel bir şirket midir? Nedir yani bu Sadat vurgusu? Yani Genelkurmay'ı ve MIT'i temize çıkarıyor, Sadat'a yüklüyor bütün sorumluluğu. Yani yaklaşım o. Ya işte şimdi şöyle yapıyor ya Sedat Peker, ben hani devleti hedef almıyorum, devleti yıpratmıyorum, işte devletle savaşmam diyor ya. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı suçlasa devletle savaşmış olacak. Yani kendi söylemine, bugüne kadarki ortaya koyduğu iradeye ters düşecek, kendi kendini yalanlamış olacak. Ama Sadat bildiğim kadarıyla hem bir vakıf dernek gibi hareket ediyor hem de bir şirket. Yani ticari faaliyetleri olan bir şirket Sadat. Ve Sadat'ın içinde de tabii eski askerler var. Külliyeye yakın, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın emekli askerlerin de içinde olduğu bir kurum. Ama bu kurumun, bu kuruluşun Suriye'ye bir yardım malzemesi göndermesinde bir sakınca yok ki. Her pek çok vakıf, dernek Suriye'ye yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemesi yani, gönderdi burada demiyorsa. Burada önemli olan terör örgütüne silah gönderme iddia. Ha işte mesele orada. Mesele orada. Şimdi bu nereye gideceğini Sedat Peker de bu işin ucunun nereye gideceğini çok iyi bildiği için Sadat'ı masaya sürüyor. Yani Sadat üzerinden yani gidiyor. Şöyle mi? Çünkü ben Genelkurmay'ı ve MIT'i kastetmedim. Onların bu işte bir sorumluluğu yok. Sadat'ın var diyerek devleti töhmet altında bırakmamış oluyor. Ama Sadat gibi işte Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığını yapan bir emekli generalin başında bulunduğu bir şirketi öne sürerek o töhmetten kurtulmuş oluyor ama hani yine de bir sorumluluk atfetmiş oluyor yani. Şimdi abi Sadat Ahmet Sadat Bey, ama yani olay Milli iyice İstihbarat Teşkilatı'nın ya Latif, ama ben şu anda bak alarma Hakan, geçtim yani canım sıkıldı bu şey, haberlere. Bir şey söyleyeyim, bir dakika. Bir tamamlayayım da bak. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu sevkiyattan, varsa böyle bir sevkiyat yani bilmiyoruz. Sedat Peker söyledi diye inanacak halimiz yok. Eğer böyle bir sevkiyat varsa Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, jandarma istihbaratın bundan haberi olmaması mümkün mü ya? Emniyet istihbaratın yani bunların haberi olmaması mümkün mü? Yani bir kere o zaman göndermedi sınırdan, desinler ya. Yaptı nasıl? Açıklama Sadat. Yani ya silah Sadat'ın açıklamasında şimdi Sedat Peker bir açıklamasını kendi diyor ki, okuyalım Sadat'ın silah bir dakika. Ben diyor. Sadat yardım malzemesi gönderdim diyor. Açıklaması. Ama bakın bir dakika, Sadat silah gönderdi dedi. Bilmiyor, kamuoyu bilmiyor. Sadat'ın açıklamasını bir anlatalım. Sadat'ın Suriye'de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve veya benzeri hiçbir çalışması olmamıştır. Daha önce de yürütülen iftira kampanyalarına cevabi açıklamalarımız internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır. Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Diyor yani. Biz tamam o zaman Sadat'ı geçelim. Yani Sadat'ı konuşmayalım o zaman. Yalanlıyor işte. Evet, yani. Sadat, tamam. Ama her şekilde ya işte Sadat üzerinden ki gideceği yer belli arkadaşlar. Sadat üzerinden doğrudan devleti ve devletin tepesindeki ismi yöneticiyi
suçlamaya ve zan altında bırakmaya çalışıyor. Hakan Bayrakçı aslında çok basit bir şey söylüyor. Yani, Diyor ki, bravo. Bak bir dakika ben söyleyeceğim şimdi. Şimdi Sedat Peker çıkıyor ortaya bir iddia atıyor. Diyor ki ben diyor oraya bir takım malzemeler gönderirken Sadat diyor buraya diyor silah koydu. Tamam eyvallah bu nedir? Bu bir iddiadır. Bizim bu durumda ne yapmamız lazım? Gözlerimizi Sadat'a çevirmemiz lazım. Evet. Sadat da diyor ki yok kardeşim böyle bir şey olmamıştır diyor. Evet. Şimdi raconu kim kesecek burada? Yani biri var diyor biri yok diyor. Gerçek hangisi? Olmamıştır diyeceğiz Ahmet Bey. Biraz önceki konuşmalar devletin bu tür kişilerle ilişkisi olmamalıydı. Olsa olduysa da yanlış olmuştur gibi konuşmalar. Hayır Hakan Bey o konuşmalar şunun üzerine yapıldı. Heh. Murat Çelik dedi ki Sedat Peker kendi başına bu malzemeleri Suriye'ye nasıl gönderebildi? Devlet buna nasıl müsaade etti? Bu sorunun cevabını aramalıyız dedi. Şimdi Sedat Peker'in malzeme göndermesi o kadar sorun değil. Bir sorun değil o. Silah işin içine girince ve terör örgütlerine gönderildiği iddiası işin içine girince sorun başlıyor. Hepsini anlamıyorum ama sonuçta malzeme bile gönderse devletin onayından geçmişse ve biraz önceki konuşmalarda da ya devlet keşke bu kişilerle herhangi biri iş yapmasa dendiğine göre. Şöyle oluyor bu işler. İşte Sedat Peker diyor ki ben onu temize çıkarmak adına ya da onu savunmak adına söylemiyorum. Sedat Peker çıkıyor diyor ki ben diyor tamam diyor illegaliteyle aramı kestim ilişkimi. Artık legal bir iş adamı oldum diyor. Vatanımı seviyorum. Hı. 15 Temmuz'da diyor FETÖ'cülere karşı mücadele ettim diyor. İddialarını söylüyorum. Evet. Ve ben diyor Suriye'deki Türkmen kardeşlerim diyor orada öldürülüyorlar, çığlık atıyorlar. Onlara diyor mücadele edebilmeleri için askeri teçhizat gönderiyorum 4 tır diyor. Hı hı. Bunu da işte Nedim'in söylediği gibi videolarla falan açık ortaya koyuyor. Millet de, Bosna'da da benzeri şeyler oldu. Milletin peki, de hoşuna gidiyor bu yani. Diyor ki aa ne güzel aslan Sedat Peker yani şahane bir iş yapıyor diyor. Popülizm yapıyor. Olay bu. Evet. Şimdi burası yani Sedat Peker'e buna izin verildi falan hani o anlamlı sorular onları sonra konuşalım. Peki. Önemli olan şu. Sedat Peker diyor ki ben bu işi yaparken... Silah da kondu diyor. Sadat diyor silah koydu diyor. Hı. Sadat da diyor ki ben silah koymadım diyor. Ben de diyorum ki hangisi gerçek? Ama işte kilit noktada bu. Onu soruyorum. İyi de ben de diyorum ki hangisi doğru olursa olsun böyle bir bağlantı, relasyon hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Varsa konu problemlidir diyorum. Doğru. Bir çeşit. İddialarını da incelemek gerekir bu ahvalde diyorum. Tamam. Sen vatanaysın. Ama önce defol git diyemezsin. Hakan Bey, diyemezsin Hakan tabii. Bey, burada doğru. En önce gerçekten orada silah gönderildi mi gönderilmedi mi ispatlanması gerekmiyor mu? Mesela bir başka iddiası vardı. Korkut Eken'le beraber kardeşi Atilla Peker'i göndermiş. Kutlu Adalı'nın öldürülmesi, suikasti için ve keşif yapmışlar değil mi? Evet. Şimdi iddiasına göre diyor ki uçak biletlerine bakın Atilla Peker Korkut Eken'le o tarihte gitti. Evet kendisi de. Korkut Eken zaten kendisi söylüyor. Şey de söylüyor evet. Atilla Peker de evet gittik evet. Keşif yaptık hatta alay komutanı zannederim diyor Kutlu Adalı'yı diyor korumak amacıyla alaya aldı. Biz de diyor zaten geri geldik yapmadık diyor. Şimdi ne yapmış? Bak Sedat Peker kendisi ve ailesiyle ilgili suç İşleme noktasında yani olay anıyla ilgili hep bir manevra yapıyor. Ben şöyle düşünüyorum. Atilla Peker'le Korkut Eken gittiler. Uçağa bindiler, keşfi yaptılar. Peki atıyorum bir gün sonra yani Kutlu Adalı öldürülmeden önce. Ama konu karışıyor şimdi. Yok şunu söyleyeyim bakın. Söylediği konudan ben ne bileyim adaya illegal yollardan ki adaya gitmek son derece kolay Türkiye'den. Deniz yolunda falan gittiniz, infaz ettiniz adamı belki de. Kardeşin de bu işin içindeydi. Ben ne bileyim, şimdi ben bir senaryo yazıyorum. Evet. Şimdi ama elde bir belgem var mı? Yok. Böyle senaryolar yazmanın ne kadar kolay olduğunu anlatıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Önce oraya gerçekten o tırların içinde silah var mıydı, yok muydu? Belki de Sedat Peker vardı diyecek, işte bunlar da görüntüleri diyecek. Kendi tırlarından silah görüntülerini paylaşacak. O zaman şu çıkıyor ortaya.
bu tırlara, bu fotoğraflar nerede çekildi? Yola çıkmadan önce biliyor muydun? O zaman Sadat da sen de suç ortağısın kardeşim. Çünkü her iki kesimde, bakın iki açıklamada da hem Sedat Peker'de hem Sadat'ta diyor ki Suriye'de terör örgütünün eline geçen silahlarda veya Sedat Peker'in verdiği silahlarda diyor. Sedat Peker diyor ki benim malzemelerin arasında giden silahlarda. Demek ki bir silah meselesi var. Görüntüsü de varsa o zaman Sedat Peker'e diyeceksin kardeşim bu suçun sen ortağısın, başka bir şey değil. Yani Sadat'a yıkma tek başına. Sen de bu işi beraber yapmışsınız. Senin malzemelerin, sen adamlarını gönderiyorsun oraya. Dakika, bu malzemeleri bir dakika. Nedim, oraya gelmeden önce ortaya bir kanıtın ispatlanması gerekiyor tabii. Kanıt, o Sadat kabul etmiyor ama böyle bir şeyi. Sadat kabul etmiyor. Tamam. Evet. Hayır, ben dedi ki bana, hayır şöyle diyelim ki bir silah fotoğrafı göster. Kendi tırının içinden bir fotoğraf göster. Sıradan, bak, kendi suçunu göstermiş şey olacaksın zaten. Ben sıradan bir vatandaş olarak şöyle bakarım olaya. Yani bizim vatandaşımız açısından da yani bence böyle bakılması lazım. Sedat Peker böyle söyledi. Tamam, doğru, şahane, en hakikat budur diyemezsin. Sadat böyle açıklama yaptı. Doğru, şahane, en hakikat budur diyemezsin. Kuşku duy. Kuşku evet. Duymamız lazım. Evet. Bu yeterli işte. Sıkıntıyı tamam, veren de Sedat bu zaten. Sedat Peker'in açıklamasından da kuşku duy. Sadat'ın da açıklamasından kuşku duy. İşte, ama ben bunun bir adım ötesine gidemiyorum. Mesela ben Sadat'a ispatla kardeşim silah olmadığını diyebilecek durumda değilim. Adam yok diyor böyle bir şey. Ama bir adım ötesi şu. İddialarının bir kısmını legalize ediyor Sedat Peker'e. Ya, bunlar. Hayır. Şimdi silah legal bir şey değil Hakan Bey. Yani silah demiyorum. İlişkiyi. İlişkiyi diyorum. Ha, ilişki ayrı bir şey. Onu ya, eğer öyle bir şey arıyorsa bak. Ya ben bunun aramıyorum. bir adım ötesi nedir bunun? Bunun kanıt ötesi, gösterin diyeceğiz. Bunun bir adım İddia ötesi. Sahibine. Yani dünyaya rezil etmesin yeter. Ben onun bak, peşindeyim. Anında devreye Alman medyası dahil olmak üzere MİT tırları hadisin. Sedat Peker itinayla MİT ve TSK'yı ayrı tuttu. Sadat'ı koydu değil mi ortaya? Ama FETÖ ve ona bağlı müzahir hesaplar, yabancı medya ne yaptı? Ha, demek ki 2014'teki MİT tırları hadisesi doğru. Demek ki Türkler IŞİD'e silah vermişler. Bak, IŞİD'e, bırak El-Nusra'yı bırak. Tabii. Kaldı ki o tarihte El-Nusra'yı da zaten terör örgütü ilan etmişiz ama o işi o kadar şeye kalıyor ki bir mafya liderinin bu sözü link atıyor şeye 2014'e ve FETÖ'cüler bugün çıkmış her yerde bas bas bağırıyorlar. Artık bizden özür dileyebilirsiniz. Ya evet. Şöyle bir durum da var ama. Mesela bence bir kere Sedat Peker'in o tırların içine silah konulup konulmadığını bilmesi mümkün değil ki Ahmet Bey. Sedat Peker nereden biliyor kendi gönderdiği malzemelerin her tıra bir tane adamını mı koydu yani nöbetçi olarak da o adam sınırdan geçti MİT'in kontrolünde. Yani bu altı doldurulamayacak bir iddia silah gönderildi. Bir de bu kadar iddiası. Milliyetçiyim diyen bir adam, MHP'liyim diyor, milliyetçiyim diyor ve vatanımı, bayrağımı düşünüyorum diyor. Bu iddianın nereye gideceğini, silah koydular, bunu niye düşünmeden söylüyor ki bir o zaman? Bir de tabii Sedat Peker'le Sadat arasında ne tür bir ilişki var? Bir ilişki var mı? Sadat'ın da bunu açıklaması lazım, Sedat Peker'in de bunu açıklaması lazım. Yani Sadat'la Sedat Peker arasında bir ilişki var mı? Peker... Sadat'ın bir elemanı mı? Yani silah gönderildiğini nasıl öğrenmiş olabilir? Yani Sadat'ın silah gönderdiğini nasıl öğrenmiş? Ama ancak yani eğer biliyorsa, net biliyorsa işbirliği yapmadan olmaz. Yani onu söylüyorum. Eleman dediniz ya, illaki bir tırlarda adamları vardır. Yani konvoyda adamları da vardır. O silahın oraya girdiğini biliyorsa o suçun da ortağı demek yani, zaten. Sadat'la Sedat Peker arasında şimdi ne Ahmet türden Bey, bir ilişki olduğunu açıklığa kavuşması lazım. Bir şeyi belirtmek lazım Ahmet Bey. Şimdi bakın Sedat Peker 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı duruşuyla, direnişiyle ve 15 Temmuz'dan sonra darbeye karşı duruşuyla falan Türkiye'de bir kesimin sempatisini kazandı. Bunu inkar edemezsiniz. Şimdi Nedim Şener de mesela bir gazeteci olarak ben gurur duydum. Nedim Şener'in o akşam Hürriyet gazetesindeki direnişi, görüntüleri. Ben de o akşam canlı yayındaydım. Bas bas bağırdım canlı yayında. Gurur duydum. Şimdi Sedat Bey, yani 15 Temmuz'un ne olduğunu anladıktan sonra Türkiye'yi uçurumun eşiğinden çevirdiğimizi, Türkiye'yi yok olmaktan kurtardığımızı anladıktan sonra Sedat Peker'in o duruşu da bir anlamda cezasını da çekmiş bir insan olarak cezaevinde geçmişini unutturdu.
ve sempatik hale getirdi. Şimdi eğer suç işlemediyse 15 Temmuz'dan sonra yasalar önünde, kanunlar önünde bir suç işlemediyse, bir cezası yoksaydı kişisel hesapları üzerinden Türkiye'yi bu noktaya getirmeyecekti. Türkiye'yi bu şekilde suçlamayacaktı. O zaman Türkiye'yi şu anda doğrudan devleti zan altında bırakacak, devlet yöneticilerini zan altında bırakacak, dolayısıyla da Türkiye'yi zaten sıkıntılı olduğu bir dönemde böyle bir kargaşaya sokacak açıklamaları yaptığını ve neden yaptığını, ne amaçladığını ben şahsen tek bir noktaya bağlıyorum. Kontrollü bir açıklama olduğunu, bunların bir yerlerden kontrol edilerek yaptırılan açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Değilse çıksın açıklasın kendisi. İkna etsin bu milleti. Peki. Yani Sedat Peker'in Suriye'ye yardım göndermesinin kabul edilmesinin altında yatan neden de eğer kabul edilmişse 15 Temmuz ve sonrasındaki duruşuyla ilgilidir. Oradan gelen sempatiyle ilgilidir diye düşünüyorum. Bir de bir açıklama geldi. Onu da okuyayım. Ahmet Bey izin verirseniz, bu demin Hakan Bayrakçı makam aracı verildiğini söyledi. Şimdi verildi mi dedim ya, yani sordum. Yüzde işte ha tamam. Çünkü Ahat Andican da bunu söyledi dedin, iddia etti dedin. %100'e yakın bir bilgi bu. Hatta %100 diyebilirim. Asla Sedat Peker'e makam aracı verilmemiştir. Çok net. Sadece kendisine ait kiralık ve kendisine ait araçlarına çakar takmıştır. Devlet asla ve kesinlikle Sedat Peker'e makam aracı vermemiştir. Ya o koruma polisi verildiği için zaten birine koruma polisi verdiğiniz zaman o korunan şahsın... Koruma polisi vermek, makam aracı vermek anlamına gelmez Ahmet Bey. Hayır, tabii. Ben teyiden söylüyorum ya. Hani koruma polisi verildiğinde o koruma polisinin bulunduğu araçta yönetmelik gereği çakar kullanılabiliyor. Yani çünkü o şahıs için bir koruma kararı var. İçinde polis var. Ani bir saldırı karşısında o trafik kurallarını ihlal edebilsin diye veya işte o saldırıdan kurtulabilsin diye o mantıkla o yönetmelik hazırlanmış. Öyle bir şey var. Kural var yani. O söylediğiniz, ya makam aracı. Ben programın başına geri dönüyoruz. Makam aracı verildiği iddiasını hiç duymadım. İlk defa sizden duydum. Ahat Andican. İddia ettiler. Ha, öyle söylemiş. Ben bilmiyorum. O zaman programın başında Murat Bey'in ve Nedim Bey'in söylediği böyle bir bağlantı olmuşsa da keşke olmasaymış dediler. Ya o bağlantı dediğiniz şey bağlantı değil. Şöyle. Ha işte onu ortaya çıkarın. Şimdi bağlantı değil. Eğer Sedat Peker tek başına, kendi başına dediğim gibi Latif Şimşek de anlattı az önce. 15 Temmuz'da mücadele vermiş. FETÖ'cüler yüzünden 10 yıl hapis yattım diyor. FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'da da mücadele verdim diyor. Onları evet biliyor. Tamam. Böyle sonra da çıkmış. Ben diyor artık legalleştim. Ben cezamı yattım. Yani legal bir iş adamıyım artık diye kendisini kamuoyuna takdim ediyor. Şimdi kendisini böyle kamuoyuna takdim eden bir insanın Türkmenler orada katledilirken oraya bir takım malzemeler göndermesinde bir sakınca yok. Sakınca şurada başlıyor. Silah evet. İşin içine girince. Evet. Ve Sadat iddiası ortaya çıkıyor. Niye söylüyor onu merak ediyorum. İşte onu bir... Demden söylediler ya, Sadat başkanı kimin danışmanı? Cumhurbaşkanının danışmanı. İşi helalleşeceğiz falan diye 9. videosu galiba onun üzerine olacak. Yani neyi anlatacak? Bıraktı danışmanlığı sanıyorum. Bıraktı eski. Eski danışman. Evet. Peki yani Murat Çelik, işi siyasete hani bir şey uluslararasılaştırma meselesi devam ediyor. Murat Çelik, Sadat ve Sedat Peker ilişkisi aydınlatılmaya değer bir ilişki midir sence? Bence aralarında öyle organik bir ilişki olduğu için değil, ama az önce söylendiği gibi Sadat'ın başkanı, kurucu başkanı Adnan Tanrıverdi, emekli bir tuğgeneral.
Ve hem Cumhurbaşkanlığında kurul üyeliği görevi vardı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından biriydi. Sonradan işte o Mehdi gelecek vesaire türünde yaptığı açıklama üzerine de o görevlerinden Cumhurbaşkanı'nı sıkıntıya sokmamak adına istifa etti. Ama bu yeni bir gelişme. Yani Sedat Peker'in bahsettiği olaylar sırasında Sadat'ın başındaydı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanıydı. Yani siz işte MİT'in ve Genelkurmay'ın haberi yoktu, herhangi bir dahli yoktu, bu işin organizatörü Sadat'tır derseniz yani herkes doğrudan bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir bağlantı kurar. Yani buradaki maksat görülüyor ki o. Ama burada tabii şu var, şimdi hani demin Latif de söyledi, belli bir dönem için işte özellikle 15 Temmuz sonrasında toplumun bir kesimine sempatik geldi vesaire diye. Yalnız 2018'de mesela işte o yaptığı meşhur miting var. O mitingleri düzenlerken evet toplumun bir kesimine sempatik gelebilir ama toplumun başka kesimi açısından da son derece rahatsız ediciydi. Yani o oluk oluk kan akacak vesaire ifadeleri toplumun bir kesimini hedef alan ve tehditkar söylemlerdi. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu tip figürlerle bir şekilde yani şöyle bir örnek vereyim. Ben size bütün bu sahneyi mesela isimleri değiştirsem. Murat işte, silah gönderme olayları yalnız 2018'den önce. Tamam 2018'den önce olsun. O önemli değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani anladım onu, o söylediğin, yalnız senin söylediğin ifadelerini ben Latif de kabullenmiyorum. Bey, Latif Bey darbeden de önce yalnız onu da söyleyeyim. Buyurun. Hani darbeden sonra sempatik görüldü diyorsun deniyor 15 ya. 15 Temmuz'dan da önce. 15 Temmuz'dan da önce 2015'ten bahsediyorum. Yani o 4 tırı gönderme olayı 2015'te darbeyle darbe olmamış. Darbeyle ilgili sempati ortamı da yok. Yani 2015 o anlamda farklı bir yıl, farklı bir dönem o anlamda söyleyeyim dedim ben. Yani. 2016'dan önce o zaman evet. Ben vallahi 2016'dan sonra, hayır, 15 değil. Temmuz'dan sonra gönderildiğini varsayarak konuştum ama yine ama o tarihlerde de, yine de, yine de o dönemde de bir sempatikliği var. Evet, evet. O tarihlerde vardı de yine yani. Şey vardı. Ya buradaki sıkıntı şu. Mesela ben olaya biraz şöyle bakıyorum. Hani gerçekten bir, yani tabii ki bu ülkenin bir insanı olarak devletini önemseyen ve devlete halel gelmemesi için, devletin menfaatlerine bir zarar gelmemesi için belli hassasiyetlerim olur ama diğer taraftan bir gazeteci olarak da şöyle bakıyorum. Şimdi bütün bu yaşananları, evet biz Türkiye'de içeride bunu yaşadığımız için işte Türkiye'ye hedef alan dış güçler, şu bu, evet o dış güçlerin bu olaylar ortaya çıktıktan sonra bunları kullanacağını tekrar tekrar söylüyorum. Evet bu süreci FETÖ'nün zehirlemeye devam ettiğini de tekrar söylüyorum ama mesela bütün bu isimleri biz değiştirsek işte Sedat ismi, Ahmet, Mehmet, Süleyman, şu bu isimler değişse, bunların yerine mesela Carlo, Giovanni, Gianni gibi İtalyan isimlerini koysak nasıl okuruz bütün bu tabloyu? Yani özellikle İtalya örneğini veriyorum. Çünkü bütün dünyada yani İtalyanlar belli bir temizlik hareketini yaparken işte bütün İtalya'ya düşman olan dış güçler bizi hedef alıyor diye mi baktılar acaba? Yoksa bunu bir fırsata mı çevirdiler? Yok, yani beni mutlaka bir vatandaşı İtalya'nın efendim? Genelde imajı dünyaya karşı bir sıkıntısı yok. Bize karşı ağır bir şey var. Taarruz var bize şu an. Kendi neyse, iç temizliğini yapıyor yani İtalya. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. İtalyanların şurada sıkıntısı yok. Adamların imaj problemi yok. Turizmleri patlamış bilmem ne. Roma'ya yılda geliyor 60 milyon adam falan. Ya bir de tabii şu İtalya'yla şey meselesini de. İtalya'yla Türkiye'deki durum birbirinden farklı yalnız arkadaşlar. Ya ne tabii ki farklı. Ben yani İtalya'daki şey mafyanın yapılanması ve işlediği suçlarla Türkiye'deki durum biraz farklı. Yani mesela şeyden sonra özellikle 2010'dan sonra falan böyle Türkiye'de teker teker mafya temizlendi. Ama İtalya'daki gibi bir balyoz operasyonuyla sadece kanlı değil de daha farklı yapıldı. Peki. Ya, peki. Bu sadece kriminal olaylar için söylemiyorum. Bir Gladio gerçeğinden de bahsetmeye çalışıyorum. Şunu söyleyeceğim. Demin Nedim Şener hatırlattı. Yani Korkut Eken'in Saygı Öztürk'e verdiği röportaj var. Siz de yazdınız. Sonra o sorunun da cevabı geldi. Şimdi oradaki hikayeyi okuduğunuz zaman bakıyorsunuz o döneme dair yaşayanlar birbiriyle tutarlı bir ifade veriyorlar. Ama biz yine
O dönemde devletin böyle bir gizli operasyon yaparken yanına işte Korkut Eken'in yanına aldığı kişi onun tabiriyle elemandı, oydu buydu tartışıyoruz. Oysa bir gazetecinin infaz edilmesi için devletin böyle bir operasyon yapması, yapabilmesi gerçeğini yine göz ardı ediyoruz. Yani kimse onu sorgulamıyor. Yok işte o zaman bende o sebeple sıkıntı var diyorum zaten. İşte ben de diyorum ki maalesef bütün bunları konuşuyorsak eğer buradan geleceğe dair hani o çok klişe bir laftır ama hani gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız daha temiz, daha müreffeh bir ülke olsun diyorsak arada bazı şeyleri de kendi payımıza düşünüp, sorgulayıp sonrasında da gereğini yapmak için bunu bir fırsata dönüştürmemiz gerekir diye düşünüyorum. Öbür türlü ne oluyor biliyor musunuz? Bakın isimler değişiyor, dönemler değişiyor, ilişkilerin dinamikleri değişiyor. Bir gün birisi bir yerde çıkıyor, miting yapıyor, bir şeyler söylüyor. O dönem birinin hoşuna gidiyor. Sonra bir başkası çıkıyor. Ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanına tehdit dolu bir mektup yazıyor. Şimdi o başkaları buna ses çıkarmıyor. Birinin ses çıkardığına öbürü dönemler değişiyor ama yaşananlar maalesef değişmiyor. Ses çıkarmıyor maalesef. Değil, övgüde bulunuyor. Şimdi şu meseleyi... Neyse. Nedim sana sormak istiyorum. Ya bu silah gitti iddiası. Orada silahın miktarını veriyor mu? Ha, yok. Ya vermesi yok. Gerekmez mi? Yani ya ne kadar silah gitti? O tür detayları verdiğinde bir anlamda suç ortaklığını kabul etmiş olur. Yani eğer şu kadar Kaleşnikov, şu kadar tabanca, bu kadar mermi, mühimmat, el bombası bir şey ne diyorsa bunu söyleyebiliyorsa zaten... Bir anlamda bilgisi dahilinde olduğunu. İki şey söyler insanlar. Sadat'la gönderdiysen de suç ortağısın. Tek başına gönderdiysen de suç ortağısın derler ki o aşama geleceğini zannetmiyorum. Bana söylenendir falan diye onu bir şekilde yani miktar falan çevirecektir. Bir... Ben o hafta sonu yapacağı, bu hafta sonu yapacağı işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la artık Tayyip abi deyip helalleşeceğiz falan diye böyle mesajlar gönderiyor. Bunun bir ilk mesajı yani öncü mesajı olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde diyalog kurmak, bir şey yapmak. Yani ona göre ya da ona gelecek bu aradan geçen bir hafta içinde ona ulaşacağını düşündüğü mesajlarla o hafta sonu yapacağı açıklamanın yönünü değiştirebilir. Başka türlü. Çünkü gitgide yavaş yavaş şeyi gidiyor. Yani iç siyasette bahsettiğiniz o ton yerini daha uluslararası boyuta götürüp doğrudan Erdoğan'ı demden Murat da söyledi, benim de anlattığım oydu. İşte bir zamanlar danışmanlığı yapmış kişi üzerinden Erdoğan'a doğru gitmek istiyor. O bir mesaj bekliyor belli ki bir yerlerden. Ona göre mesaj şeyin hafta sonraki mesajın içeriği bence biraz yumuşacak, sertleşecek veya yön değiştirecektir gibi geliyor bana. Türkiye ne kadar zarar vereceğini düşünerek durdursa iyi olur. Murat'ın söylediği son cümleler çok değerli. Şundan dolayı Sedat Peker bugün işte çok itibar gören şöyleydi, böyleydi. Ben katılıyorum söylediklerine. Benzerini Alaaddin Çakıcı üzerinden yaşıyoruz. Ya, Alaaddin Çakıcı MHP Genel Başkanı ile beraber afla çıkmış. Bir takım gidiyorsun bir yerlerde ülke ocakları tarafından karşılanıyor falan. Ben hep şunu söylüyorum. Ben sırf bu fotoğraflardan dolayı Alaaddin Çakıcı üzerine kitabımı yeniden yazmak zorunda. Yani yenilemek zorunda. Yeniden bastırdım. Size bir tane vereceğim. Onunla sözüm var. Ondan sonra. Niye? Ya bu adamların bir geçmişi var. Tarih bilincimiz var bizim. Biz 30 yıl öncesini hatırlıyoruz. Ondan öncesini de hatırlıyoruz. Bu televizyon ekranlarında siyasetçilerin tehdit edildiğini, eşlerin tehdit edildiğini, öldürüldüğünü gördük. Gözlerimize biz içimiz kan aldı. Küçüktük belki, daha gençtik ama içimiz kan aldı. Bugün Sedat Peker muteber kişiydi birilerinin gözünde. Bugün Çakıcı muteber. Ve bu kişi unutmayın ki 15 Temmuz'la ilgili olaydan sonra Erdoğan hakkında fikrini değiştirdiğini söylüyor Çakıcı. Ama ondan önce... Etmedik küfür bırakmıyor hapishaneden. Hem Devlet Bahçeli'ye hem Çakıcı'ya. Dolayısıyla toplumun, Murat'ın bahsettiği şey o kadar önemli ki. Ya madem gelecek kuşaklara bir şey bırakacağız. Mafya, ya illegal olan, yani şöyle helal para kazanmayan herkesten uzak dursunlar. Yani böyle ailem, işte benim Sedat Peker diyor ya aileme laf uzattınız, el uzattınız, evime girdiniz. Kardeşim ailene bu kadar değer veriyorsan önce helal kazan, helal yedir. Değil mi çoluğuna çocuğuna? Alaaddin Çakıcı. Kardeşim o arabaların parası nereden geliyor? O evlerin parası nereden geliyor? Senin üzerindeki montu ben bir yıl çalışsam kazanamam belki. Yani giydiğim montu öyle markalar giyiliyorlar. Hani böyle
Onların üzeri, ya ben bazı markaları mafyanın giydiği markalar giydiği için öğrendim. Daha önce hiç bilmiyordum böyle marka. Ya şunu bak, o arabalara nasıl biniyorsun kardeşim? Bu topluma rol modeli bunları veremezsin. Yani ben Devlet Bahçeli'nin yanında yurtsever, milliyetçi gençleri, çocukları, ülkücüleri kim, onu görmek isterim değil mi? Sen oturup hem de bir muhalefet lideri, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden, ya bilmem ne sırrını göstereyim diyen adamı koyarsan, ülke ocaktan onu sağda solda karşılarsa, bu toplumun, toplum Murat'ın söylediği gibi bu hikayeyi 30 yıl önce biz dinledik. Şimdi tekrar ediyor. 30 yıl sonra çoluğumuz çocuğumuz da. Değişir diyor. Aynen evet. Yani doğru. Genç kuşaklar onu kopyalarlar. Ve neyi kullanırlar? 15 Temmuz gibi çok bu milletin kanıyla durdurduğu bir darbe girişimini. Hiçbirisinin de bir rolü yoktur, onu söyleyeyim. Çıkıp meydanları, arkadaşlar buraya gelen olursa öldürürüz falan filan demekten başka bir şey yok. 15 yaşındaki çocuk tankın altında kaldı. 15 yaşındaki çocuk uçak mermileriyle parçalandı. 75 yaşındaki kadın F-16 bombasıyla parçalandı. Hiç duydunuz mu o şehitlerin ailesinden en ufak laf? Ama Çakıcı hapishanede 15 Temmuz sonrası fikri değişmiş AKP ile ilgili ya da Erdoğan ile ilgili. Ya da Sedat Peker işte onları kanda boğacağız falan diye ağır 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 saçma sapan bir konuşma üstüne böyle şey yapıyor, insanlara hitap ediyor. Peki sen hiç şehit yakınlarının konuştuğunu duydun mu? Gazi olmuş çocuklar, gençler var, tamam mı? Onların hiç konuştuğunu duydun mu bu konuda? Canlarını vermişler. Gazi tanıyorum ben, niye şehit olamadım diye hala hayıflanan insanlar görüyorum. Bunlar kadar yaygara yapmıyor. Bak bunlar kadar, mafya kadar yaygara yapmıyor bu ülkede. Dolayısıyla ben gençlere, madem Murat dediği için söylüyorum, ben de hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Çocuklara diyoruz ki sakın ha, helal para kazanmayan kim olursa olsun, kimseyi evinize sokmayın. Bu insanlar helal falan kazanmıyorlar. Bu insanların sigortası yok kardeşim. Bu insanların emek verdiği bir şey yok. Bu yaşında bu para. Nasıl veriyorsun? 4 tır malzeme gönderiyorsun. Nasıl gönderiyorsun? Yanında bir operasyonda 60 kişi tutuklanıyor, gözaltına alıyor. Bunlara parayı nereden buluyorsun sen? Onun bunun boğazına çöküyorsun. Oradan tahsilat yapıyorsun. Anladın mı? Gidip birilerine, şirketine çöküyorsun. Ondan sonra vay benim aileme bunu yaptılar. Eğer sen ailene değer veriyorsan önce onları helal parayla geçindirmeyi öğren. Bir kısa ara verelim. Sonra bu kadar yeterli. Bir başka konuya geçeceğiz. Vaktimiz olur. Onur, verebiliyor muyuz arayı şimdi? Bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi ya bu Ayasofya'da bir tören yapıldı geçen 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü nedeniyle değil mi yapıldı? Evet, Cuma'ya da denk doğru. Evet. Böyle bir dini bir tören vardı. Orada bir hoca şey yaparken, dua ederken işte Ayasofya'nın müzeye çevrilmiş olmasından hareket ederek Atatürk'e yönelik, şimdi okumak istemiyorum cümlelerini tam olarak, bir takım şeyler söyledi ve tabii millet de buna haklı olarak tepki gösterdi. Ama Atatürk'ün ismini vermeden o anlama gelecek, yani ona gönderme yapan, müzeye çevirenler evet, diyerek kastettiğinin de o olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine çok büyük tepki oldu kamuoyunda. Ankara Barosu bir suç duyurusunda bulundu. Mustafa Demirkan, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi'nin eski imamıymış bu kişi. Ondan sonra CHP lideri çok sert açıklama yaptı. AK Parti'den de bir açıklama geldi. Ömer Çelik yaptı açıklamayı. Çok güzel bir açıklamaydı. Ben beğendim. İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı geldikleri gibi giderler diyen İstiklal Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimizle ezanımız, camilerimiz ve mescitlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz diye bir açıklama yaptı. Şahane bir açıklama. Hatta iki tweet attı. İki tweet attı. İşte yani attığı tweetlerde söyledikleri bunlar çok güzel oldu.
iyi bir açıklama yapmış oldu. Şimdi bu konuda sanıyorum hepimiz hemfikiriz. Herkes birer cümle söylesin ve programı da böylece bitirelim. Latif Şimşek'le başlayalım. Peki. Şimdi kabul edilebilir hiçbir yanı yok tabii o sözlerin. Bizim muhafazakar insanlar şimdi mesaj atıyorlar yani bana da ayeti okudu diye. Evet doğru, imam ayet, imamın okuduğu, o tırnak içinde okuduğu cümleler bir ayettir. Ama ön tarafına öbür cümleleri koyup sonrasında ayeti okuduğunuz zaman da onun hedefinin Atatürk olduğu çok aşikar yani. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ben hep söylerim. Atatürk düşmanlığıyla bir yere varılamaz. Bunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak gerekiyor. Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı'nın mimarı olarak herkes kabul etmek durumunda. Atatürk bu ülkenin tartışılmaz değeridir. Ama bir cümle daha söyleyeceğim. Zamanlı olmadığını biliyorum Ahmet Hakan. Bu ülkedeki dindarlara Atatürk'ü düşman eden zihniyetin kim olduğunu da iyi sorgulamak gerekir, biliyor musunuz? Ve nereden başlıyor bu zihniyet, onu da söyleyeyim. Atatürk öldüğünde Atatürk Müslüman değil diye cenaze namazını kıldırmak istemeyenlerden başlıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün kız kardeşi ortalığı ayağa kaldırıyor. Makbule Hanım, benim kardeşim Müslümandı, bu cenaze namazı kılınacak. Evet. Ya Latif diyor, şimdi ortalığı yıkıyor. Anı, ve orası gerçekten hani tartışma vaktimiz olsa. Ya ama bakın Ahmet Bey, bir şunu tamamlayayım o zaman da bir cümle öyle. Sonra yanılmıyorsam Falih Rıfkı Atay imam oluyor. Yanılabilirim. Dolmabahçe Sarayı'nın bodrum katında, evet, Atatürk'ün cenaze namazı kılınıyor. Hakan Bayrakçı. Bu kadar. Ben daha önce benzeri konuda bir gayet biraz da fazla emotif bir şekilde bir konuşma yapmıştım. Ben bu tür konuşmaları son derece yanlış buluyorum. Evet, ilgili ayet var. Hatta peş peşe 3 ayettir o. Sureyi unuttum şimdi, hatırlarım. Ama dediği gibi Latif Bey'in, o ilgili ayetlerin arkasındaki cümleler ve sonrasındaki cümleler adresin nereye gittiğini açık ortaya koyduğu için ve şunu da belirtmemiz lazım. Sayın Ömer Çelik'in o iki vurgulu tweet'i yazması, o gün 19 Mayıs değildi, 30 Ağustos değildi, 23 Nisan değildi. Yani bir resmi bayram değildi, Atatürk'le ilgili bayram değildi. O tweetler yazıldığına göre... Tabii bu konuyla ilgili. Ve yani, tabii evet, ki iktidarın, siyasi iktidarında sözcüsü olması hasebiyle görüşünü belirtmesi bakımından olumlu. Belli ki olay çok net. Ama son cümle bir tek şunu söylemek isterim. Artık lütfen insanların itibar ettiği, değer verdiği, ki çok değerli imamlarımız var, harika konuşmalar yapan, Atatürk'e evet, her duvarda... Hakan Bey, vakit vallahi çok doğru. Peki o zaman... Bunları yeterli belirten bulalım. İmamlar da var. O imamların yanı sıra Atatürk'ü her fırsatta böyle bir... Çarşamba akşamı konuşacağız zaten. Peki, çakan. Peki. Artık insanlar artık duymak istemiyoruz. Murat Çelik, bir cümleyle. Tamam, şu kadarını söyleyeyim. Şimdi bütün bu tartışmayı yaratan konuşma aslında onu bir aydınlatmakta fayda var. Bir hafızlık icazet merasiminde yapılıyor. Evet. O merasimde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla Meclis Başkanı Şentop'un oğlu var. Dolayısıyla onun için kamuoyunun bu kadar bir gözü önünde yaşandı bu tartışmayı yaratan sözler. Hani ben umarım diğer hafızların icazet merasimlerinde, bizim duymadığımız, görmediğimiz ortamlarda ya da medyaya yansımayan yerlerde de benzer, sistematik şekilde benzer açıklamalar, konuşmalar umarım yapılmıyordur. Atatürk konusunda da söylenecek hiçbir şey yok. Bir cümlem var benim. Yani kişisel olarak şunu söylerim. Eğer birinin Atatürk'le ilgili bir derdi varsa benim de o kişiyle ilgili bir derdim olur.
Çok teşekkürler. Ya bu arada şunu ben ısrarla söylüyorum. Türkiye'de hem Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnuniyet duyan hem de Atatürk'e derin bir minnet ve saygı duyan binler, on binler, yüz binler var. Evet, onu dedim. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Hayır, biz çok imam var bir sürü. Atatürk'e her mevlitte okurlar, şükran belirtirler, dua. Onu söyledim. Birçok imam var ya. Aynı gün Taksim'de bir İstanbul'un yeni sembolü denilen bir cami açıldı ve orada Cumhurbaşkanı toplumun birliğinden, beraberliğinden 15 Temmuz ruhundan bahsetti. Şimdi Taksim Camii'yle ilgili. Şimdi aynı Cumhurbaşkanı'nın huzurunda bu sefer bir tane imam çıkıp bir fitne yaratıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Çelik'in de bahsettiği gibi o an camide icazet töreni yapılıyorsa onun önderliğinde, liderliğinde bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve bu milletin emeği vardır. Onlara hürmeten, yani düşünün dinimizde bir karıncayı sudan kurtarırsınız, o sizin bütün günahlarınızı affettirir ve cennete götürebilir. Bir ulusu kurtarmış bir öndere, bir lidere siz bunu söylüyorsunuz ve bir din adamının asla ve asla söylemeyeceği din içeriğinde, yani kusura bakmasın, kafir lafını Mustafa Kemal Atatürk için kullanıyorsunuz. Ve öyle bir şey ki Mustafa Kemal Atatürk kendi cebinden verip tercüme ettirdiği, tefsir haline getirdiği Elmalı Hamdali Yazır Kur'an-ı Kerim tefsiri bugün bütün din alimlerinin en birinci başvuru. Referans bir mevcut. Yani, çok teşekkürler. Dolayısıyla onun minnettarlık duyacağına maalesef Türkiye Cumhuriyeti Ayasofya'nın birleştiriciliğinin çatısı altında bu fitnelere kurban hep gidiyor. Ayasofya Nedim Şener'e, yani. Hakan Bayrakçı'ya, Latif Şimşek'e ve Murat Çelik'e çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın.